Evet sevgili seyirciler, sansürsüz finalde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Masada şu anda 4 kişi olduk ve Adnan Oktar da programa katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz gelmeyeceksiniz sandık ama sonunda geldiniz. Şimdi birçok mail geldi. Biz konuyu tartıştık. Aslında gelen maillerde, birkaç gündür gelen maillerde birçok bazı detaylar var ki öne çıkıyor ama ben bunları sona bırakacağım. Mesela tamam. Sizin işte yapılanmanızla ilgili, müritlerinizle ilgili, cemaatle ilgili, benim çocuğum gitti bir daha geri gelmedi, Adnan Oktar bunun hesabını versin diyenler çok dünden beri bizi arıyorlar. Bunları sonunda tartışacağım ama konu dağılmasın diye hemen buradan giriyorum. Bütün soruları soracağım, hiç merak etmeyin. Evrim teorisinde geldiğimiz nokta. Evet. Tartıştık. İnananlar da İnanmayanlar da sonuçta Big Bang teorisinde ortak olarak buluşuyorlar. Ve gelen mesajlarda öne çıkan, ben burada karşı tezi savunmak zorundayım çünkü karşı tezi savunacak kimse gelmedi. Gelen mesajlardan öne çıkan şu var, diyor ki oradaki arkadaşlar, telefona bağlanan Taş Kuntu'na veya diğer bunu savunanlar gelip bir noktada iman noktasında takılıyorlar ve ondan sonrası imandır, tartışamayız diyorlar diyor. Buradan başlayalım, ne diyorsunuz? Allah var, kesin bu. Bunu bu yüzyılda insanlar daha yoğun görecekler. Geçtiğimiz yüzyıl Allah'ın delalete düşürücü bir ismi vardır. Onun tecelli ettiği yıldı. Bu yıl Hadi isminin, bu yüzyıl Allah'ın Hadi isminin tecelli ettiği yüzyıldır. Bütün dünyaya İslam'ın hakim olduğunu kesinlikle bütün insanlık görecek. Yani ben buradayım, Türkiye'deyim. Eğer 10 yıla, 20 yıla kadar bu dediğim olmazsa bana bütün insanlar ne diyorsa desinler. Kesinlikle bu olacak. Büyük bir Türk İslam Birliği kurulacak. İman her yere hakim olacak ve Darwinizm tamamen tarihe karışacak. Akıl almaz komik bir teoridir. Yani inanılır gibi değildir, insanların buna inanmaz. Yani Allah'ın kudretinin muazzam bir gösterisidir. Yani bir şey tesadüfen oldu diyor ve insanlar buna inanıyor. Mesela Paris şehrini kuran insan, Paris şehrini kuran varlıkların tesadüfen olduğunu iddia ediyor insanlara, bazı insanlar. İnsanlar buna iman ediyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Allah zor layıcı bir sıfatı vardır Cenab-ı Allah'ın. Onunla bu insanları iman ettirmiştir ve bu çok şaşırtıcıdır. Bütün insanlık bu hale nasıl düştüğüne bu önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde şaşıp hayret edeceklerdir. Evet. Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın zulmünü göreceklerdir. Nefesleri kesilecekler bütün dünyanın. Evet. Eğer ben diyorum, bak ben buradayım, Türkiye'deyim. 10-20 yıla kadar dediğim olmazsa bana herkes ne diyorsa desin. Peki burada şimdi Mehdi dediniz. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca Fatih Altaylı'nın programına katılmıştı. Hmm. Orada sizinle ilgili kendini Mehdi sanıyor ama aslında değil gibi bir ifade de kullandı. Şimdi sizinle böyle ilgili iddialar var. Şimdi madem buraya geldiniz her şeyi konuşacağız. Evet. Siz Mehdi olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Hayır, ben Mehdi olduğumu iddia etmiyorum. Ben haddimi bilirim. Ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Aciz bir kuluyum. Öyle bir iddianız yok. Yok, niçin olsun yani. Hem ayrıca haramdır da, yani Müslüman böyle bir iddiada bulunamaz. Yani bunu dersek dinden çıkar. Ama benzer insanlar, yani birçok mesela sakalı olan her insan Mehdi'ye benzer. Orta boylu her insan Mehdi'ye benzer. Hı hı. Benim de benzer yönlerim var. Bunları anlatırken şimdi insanların yüzüne baka baka anlatıyorum. Tabii ki insanlara şüphe meydana getirir, imam ediyor diye. Ben de diyorum ki evet, benziyorum. Çok fazla yönden benziyorum ama Mehdi değilim diyorum. Evet. Bu. Gelen sorulardan da ben size soracağım. Adnan Bey'e sorarsanız sevinirim diye başlayan, aslında şu anda 5000'e yakın mail var ama ben o mailleri sonrasında hepsini soracağımı zaten söyledim. Bilimsel tartışmadan devam ediyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Biraz önce de tartıştık. Stephen Hawking, işte Bertrand Russell veya Türkiye'deki birçok bilim adamı, Celal Şengör bana göre en rasyonel bilim adamlarından biridir Türkiye'de. Bir bilim adamı nasıl olur da bütün bilgiyi elinde tutarak, Craig Venter, Celera Genomics şirketinin sahibidir ve gen haritasının dünyadaki en önemli çalıştırıcılarından biridir bu konudaki. Bir bilim adamı nasıl olur da bunları görür ve sizin gördüğünüzü göremez? Ben bunu anlayamıyorum. Seyirciler soruyor. Buyurun. Onları Allah öyle yaratıyor. Yani o şekilde olmaları kaderlerinde onların. Yani dünyayı yine gezdirseler yine onu, aynı şeyi savunurlar. Yani Allah emrettiği için onu yapıyorlar. Başkasını yapamazlar. Yani kozmik fon radyasyonu bulan insan Allah'ı nasıl bulamıyor? Onu Allah'ı bulamayacak şekilde yaratılmıştır o. Yani bulunmaması emri vardır Allah'ın ona. O, onu bulamaz. Kaderi öyle. Yani burada kader diyorsunuz. Onu... Tabii. Bu şekilde yaratılmıştır. Tabii. Ve dolayısıyla yani dünya bir daha gelsin yine bulamaz. Yani o bir kaset gibidir o. Aynısını söyler. Darwin de bir kaset gibidir. Getirin Darwin'i, 1000 kere dünyaya gelsin yine aynı şeyi söyler. Yine o sarhoş gemicilerle binerler, yine okullarından atılır. Yine oralarda gider gezer, yine dedesinden aldığı masalları gelir, masonların da tavsiyesiyle kitap haline getirir, yine anlatır. Binlerce kere dünyaya gelse aynı şeyi yapar. Evet, peki şimdi burada çok ciddi sorular var. Bunların hepsini sormamız mümkün değil ama tek tek okuyacağım, bazılarını soracağım.
Şimdi diyor ki sevgili seyircilerimizden bir tanesi. Dünyada birçok kuruluş var, birçok tez var, antitez var. Bütün bunlar ortaya tartışılırken, tabii sizi çok sevdiğini söyleyenler de var, onları da evet. okuyacağım ama. Türkiye'de Adnan Oktar'a mı kalmış Darwin teorisine karşı çıkmak, evrimle savaşmak? Adnan Oktar kendini ne sanıyor ki dünyadaki evrim teorisine, yani bütün üniversitelerde kabul edilen evrim teorisine karşı böyle bir formasyonu kendinde nasıl buluyor ki bu hareketi başlatıyor diyor. Ben sadece Allah'ın herhangi bir kuluyum dedim. Yani benim herhangi bir iddiam yok. Ama doğruyu hakkı herkes savunmak durumundadır. Emri bil maruf, nehyi anker, münker vardır. Müslüman doğru olan şeyi savunacak. Yani alenen safsatı olduğu tesadüf iddiası yani. Bu iddiayla ortaya çıkan bir adamın düşüncelerini benim savunmam mümkün değil. Mantıksız olduğu çok açık. Çocuk olsa anlar ki bizim milletimiz şu an %95'i Darwinizme inanmıyor. Avrupa'da da bu hızla yayılıyor. Ben sadece kral çıplak dedim ve konu bir anda bitti. Dikkat edersen şu an Darwinizmi kimse savunamıyor dünyada. Türkiye'de savunan var ama. Yok, o Celal Hoca yani o sadece şu an gurur yapıyor benim kanaatim. Gururundandır, yoksa gerçeği anlamaması mümkün değil. Yani çok sarihtir. Bir kere çocuklar 100 milyon dediler, 250 milyondur fosil sayısı. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamıştır. Tek bir ara fosil de yoktur. Ara fosil varsa getirsinler 10 trilyon vereceğim dedim. Yok. Yani bunu bu kadar zorlamanın bir alemi yok. Hiçbir delili olmayan, zorlaman bir teoridir. Fakat Allah yaratmıştır, mucize olarak yaratılmıştır. İnsanların aczini Allah onlara göstermiştir. Nasıl onları tesadüf ve yaratılmaya inandırdığını onlara göstermiş o Allah. Evet, peki şunu da söyleyeyim ben hemen size, sorular arasında en çok sorulardan bir tanesi de Adnan Oktar diyorlar. Dünyadaki bu aslında biraz önceki soruya çok benziyor. Türkiye'deki kurmuş olduğu bu vakıfla Darwin'e karşı açtığı savaşta parayı nereden bulmaktadır? Adnan Oktar'ın formasyonu nedir ki 300 tane kitap yazdığını iddia ediyor? Görüyorsunuz seyircilerimiz çok haşin. İddia değil, gerçek var. Kitapları Allah yazıyor. Allah hazırlıyor. Allah beni vesile ediyor. Ben Allah'ın alelade bir kuluyum. Yani şu mesela şu kitabı Allah mı yazdı? Tabii her şeyi Allah yaratır. Her şeyi Allah yaratır. Peki bu kitap nasıl bu yani? Şimdi Allah yazdı deyince bunu biraz açmak gerekiyor. Yani Allah, bu Allah kelamı olur bu kitap evet. şimdi. Hayır hayır, o anlamda değil. Tabii ki öyle değil. Yani sizi de şu an Allah konuşturdu. Hmm. Siz soruyu sorarken Allah size sordurdu. Hmm. Yani gelen maillerden bahsediyorum. O maillerin hepsini Allah yazıyor. Allah gönderir. Yani Allah'ın güç yetirmediği hiçbir şey yoktur. Fakat kulunu vesile eder. Sadece sebep olur. Peki niye Adnan Oktar'ı vesile ediyor diyorlar? Allah'ın seçmesi yani. Allah herhangi bir insanı seçebilir. Mesela size de bu görev veriyor. Niye başkası değil de siz diyemeyiz. Anladım. Evet. Peki mesela niye kendini seçtiğini eğer o düşünüyorsa, ama böyle bir şey yoksa gibi mailler de geliyor mesela. Ya akıyor şu an önümde. Bakın böyle kontör gibi atıyor. Evet. 3912, 4016, atıyor sürekli. Maşallah, maşallah. Hepsini yazan Allah'tır, hepsini gönderir. Onları onu yazdırtan da Allah'tır. Herkes Allah'ın kontrolünde. Bizim milletimiz imanlı millettir, özel yaratılmış bir millettir. Yakın bir zamanda bütün Türkiye'ye İslam ahlakının hakim olduğunu göreceksiniz. Yani bundan hiç kimse kurtulamaz. Allah'ın zorlayıcı ismi vardır, hakim olan ismi vardır. Bu güzel neticeyi inşallah 10-20 yıl içerisinde alacağız. Peki, 78 yaşında ölen büyük tasavvuf düşünür İbni Arabi ancak 300 ila 400 arasında eser yazmışken nasıl olur da 53 yaşındaki Adnan Oktar 300 tane eser yazar? Benim çalışma prensibim kolaylığından oluyor. Ben biliyorsun 30 kişilik bir arkadaş ekibim var. Hazır bilgileri getiriyorlar. Ben bir araya getiriyorum onları, yorumluyorum. Ve son derece de kolay oluyor. Yani çoğu derlemedir bu eserlerin. Yani hepsi şey değildir, telif değildir. Evet. Bu kadar çok mesaj geliyor. Bunları ayıklamamız mümkün değil ama ben size şunu da sormak istiyorum. Evrim teorisi hakkında söyleyeceklerinizi alalım, masonluk konusuna geçelim. Çünkü biraz önce konuyu açtık. Masonluk konusunda ben sizin daha fazla konuşacağınızı düşünüyorum. Milletimiz bayağı zeki bir millettir. Evrim teorisinin son derece mantıksız olduğunu hemen anlayacak bir millettir ve hemen anlamıştır. Türkiye'de evrim konusu bitmiştir zaten. Celal Hocam o tombik seviyemli canıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani bu hiçbir neticeyi değiştirmez. Yani çocuğa sorsanız, 7 yaşında çocuğa insan tesadüfen yaratılmış olabilir mi deseniz inanmaz. Çünkü biz olağanüstü bir varlığız, metafizik bir varlığız. Nasıl tesadüfen olalım? Mesela ben sizi 3 boyutlu ve renkli görüyorum beynimin içinde. Yani bu nefes kesecek bir şey. Ne demek yani, bir varlık bir varlığı görüyor. Sesinizi en kaliteli müzik kalitesinden daha kaliteli duyuyorum. Yani bu çok çok şaşırtıcıdır. Evet. Peki isterseniz masonluk konusuna geçelim. Evet, çünkü bu evrim konusunun biraz önce masonlar tarafından evet. ortaya atıldığını iddia evet. etti arkadaşlarımız ama orada bir noktada tıkandık. Tepede şeytan var deyince evet. bilimsel düzlemden ayrıldığımız için orada konuşmayı evet. kestik. Peki buradan ben size sormak istiyorum şimdi. Kitaplarınızda iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki masonluk çok güçlü bir örgüttür, bir evet. operasyondur.
Bu operasyon dünya yayılmıştır, Darwinizm gibi teorilerle desteklemektedir. Peki bu kadar güçlü bir Masonik örgüte karşı sizin de dediğiniz gibi bir can Adnan Oktar nasıl olup da hala yok olmadan durur? Evelallah, Allah'ın kontrolü altındayız. Benim her nefes almam bile Allah'ın kontrolü altında. Hı. Benim nerede doğacağım, nerede öleceğim, nerede ne yazacağım hepsi Allah'ın kaderindeydi. Ben Allah'ın naciz herhangi bir kuluyum. Yani bir tozdan benim bir farkım yok. Allah tozu nasıl istediğinde mesela havadaki tozu hareket ettiriyorsa beni de hareket ettiriyor ve konuşturuyor ve sizleri de hareket ettirip konuşturuyor. Masonlukla ilgili o sözünüz, çocukların konuştuğu söz masonların kendisine ait söz. Masonlar diyor ki bizim gideceğimiz duruyor. Masonlukla ilgili o sözünüz, çocukların konuştuğu söz masonların kendisine ait söz. Masonlar diyor ki bizim gideceğimiz yolu şeytanın feneri aydınlatır diyor. Yani kendileri şeytanı çağırıyorlar ve kendileri bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Hatta bir Kanal 7'de de yayınlanmıştı. Masonik ayin, yani şeytan çağırma ayinleri yayınlanmıştı. Bu bizim bir iddiamız değil. Kendilerinin yaptığı ve bütün dünyanın da bildiği, kendilerinin de savunduğu bir gerçektir. Evet. Burada gelen sorular arasında yine masonlarla ilgili ben size soracağım. Burada sizin kitabınız var. Yeni Masonik Düzen diyorsunuz. Bu kitabı da alalım isterseniz gösterelim. Yeni Masonik Düzen'de dünya üzerindeki masonik teşkilatı deşifre ediyorsunuz. Şimdi buradan yola çıkarak bu kitabı tabii okuduğunuzda çok ciddi iddialar var. Esefer'den bahsediyor. İşte Esefer'in yaptıklarından, masonik teşkilatlanmalardan Rockefeller'a kadar gidiyorsunuz sonuçta. Evet. Şimdi Esefer, Rockefeller, dünya örgütlenmesi, masonik teşkilatlar bütün bunları... Evrim teorisine de bağladık siz gelmeden önce. Bütün bunları siz biliyorsunuz, bunları kitap haline getiriyorsunuz. Peki bunları bilen devletler niye tedbir almıyorlar? En çok sorulardan bir tanesi. Yani Adnan Oktar tedbir almaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor, çevresinde insanları topluyor. Ama Türkiye'de masonların hakim olduğunu da düşünüyorsunuz aynı zamanda. Neden bir şey yapamıyoruz? Şimdi şöyle, dünyada bir masonik dünya devleti vardır, derin dünya devleti vardır. Ve bütün devletler aşağı yukarı kontrol altında tutar. Dolayısıyla tabii Türkiye'de çok etkin bir yapılanma bu. Amerika'da da çok etkilidir. İngiltere'de de etkilidir. Fakat masonlar da yine Allah'ın kontrolündedir. Yani masona o gücü veren, o görevi veren, o başarıyı veren yine Allah'tır. Durun dediği yerde duracaklardır. Yani bu devir Mehdi devridir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulü devridir. Masonluğun yerle bir olduğunu göreceğiz ve çok aciz ve zavallı duruma düşecekler. Hiçbir güçlerin olmadığını göreceksiniz. Ve görüyorsunuz da şu an. Mesela şeffaflaşmaya başladı masonlar. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi artık görün diyorlar ama demek ki artık onların duvarları delindi ki bu böyle bir netice meydana geldi. Masonluğun ideolojisi yok edildi. Dini yok edildi. Darwinizm yok edildi. Mesela Darwinizm yerle bir edildi. Yaratılış Atlası Avrupa'yı kasıp kavurdu. Atom bombası etkisi yaptığını söylüyorlar Avrupa'da. Yani siz masonluğu siz mi yok ettiniz bunlar? İdeolojisini, inancını yok ettik. Dinini yok ettik. Bir pagan dinidir bu. Yani masonluğun dinidir Darwinizm. Ama bu din ta İbn-i Miskeveh'lere kadar gider, eski Yunan'a kadar gider, Mısır'a kadar gider, Sümer devirlerine kadar gider. Her devirde vardır bu masonik din. Şimdi masonluk deyince ilkel masonluk vardır, gelişmiş masonluk vardır. Mesela Hazreti Süleyman devrinde de vardı, ilkel masonluk vardı. Mesela Firavun da masondur. Hı hı. Ama ilkel masonluktur. Firavun'a kadar gidiyorsunuz yani. Tabii tabii, çok eskidir. Evet, peki mason nedir isterseniz bir de oradan başlayalım. Çünkü aslında oraya atladık, seyircilerimiz haklı. Diyorlar ki biz mason diye bir şey duymadık. Sonuçta herkes masonu bilmek zorunda değil. Mason nedir, oradan başlayalım. Masonluk bir tarikat yani ama bir din gibi bir tarikat. Yani o mühim değil. Asıl önemli olan İslam'a, dine karşı olmaları. Bütün dinlere karşıdır. Yahudiliğe de karşıdır. Hristiyanlığa karşıdır. Müslümanlığa karşıdır. İnançsızlığın organize edilmiş bir yapılanmasıdır. O kadar. İnançsızlığın organize. Evet, yani inançsızlığın şeytani sistemin organize olmasıdır. Dünyanın her döneminde, her tarihte olmuştur bu yapılanma. Evet, peki Türkiye'de örneğin mason localarındaki insanları dikkate aldığımızda bu insanlar dinsiz midir? Yok yok, bilakis çoğu çok dindardırlar. Çok. Bizim masonlarımız masondur aslında, garibandır öyle şeyler. Yani dış dünya masonları pek bizim masonlara kale almazlar. İngiliz ve Amerikan masonluğu çok önemlidir, Fransız masonluğu çok önemlidir. Yoksa bizim kendi evlatlarımız, kendi kardeşlerimiz, yani çoğu da dindardır. Peki onlar oraya niye gidiyorlar sürekli? Ya tanınmak işte, böyle çevre edinmek, biraz güç kazanmak, bir kulüp gibi kullanıyorlar. Anladım. Peki siz kendi cemaatinizi kurarken böyle bir örgütlenmeyle mi kurdunuz? Yani çevrenizdeki insanları toplarken... sonuçta burada karşı tezi savunan kimse olmadığına göre ben sizi sıkıştırmak zorundayım. Evet.
Benim böyle Muniz Efendi, terbiyeli, böyle elinden yüzünden nur akan arkadaşlarım var. Kardeş terim var. Bunlar herhangi bir yapılanma ya bir örgütlenme değildiler. Beni seven, gönül insanlarıdır. Çarpsa çok merhametli ve şefkatlidirler. Allah rızası için yanımda duruyorlar, arkadaşlık ediyorlar, kardeşlik ediyorlar. Biz zorlama da yok. Yani isteyen gelir, isteyen gider, öyle bir şey yok. Peki, o konulara devam edeceğiz masonluk konusunda ama burada gelen yine birçok maillerde sizin kitaplardan bahsediyor. Kitapların captionlarını da arkaya verebiliriz, arkadaki duvara. Kitapların captionlarını çektik. Şunu da soruyorlar en çok. Adnan Oktar masonluğa karşı, masonluğun bir din olduğunu, masonluğun bir dünyaya yayılmış bir pagan dini olduğunu söylüyor. Peki Adnan Oktar ne yapmaya çalışıyor? Parayı nereden buluyor? Kendini nasıl fonluyor? Amacı nedir? Nihai amacı nedir? Mehdi midir? Değil midir? Bunlara nasıl cevap veriyorsunuz? Parayı bu şirket, yani kitabı basan şirket, kitabı sattığında kar elde ediyor. Elif Hakkı alıyor musunuz? Yok, ben almıyorum. Hiç almadım da, almam da zaten. Mehdi'liğimi merak ediyormuş. Mehdi mi? O soruyu sormuş. Ne sevimliler Allah'ım. Maşallah. Bakın, bir Mehdi'nin gelişi kesin. Hatta geliyor demiyorum. Mehdi geldi. Eğer ben bu sözümü geri alırsam 10 yıl, 20 yıl sonra bana herkes ne diyorsa desinler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da herkes kesin görecekler. Gri, yeşile yakın, gri gözlüdür. Uzun saçlıdır, kızıl uzun saçlı. İnce belli, geniş olmuş. Kimi tarif ediyoruz? Hazreti İsa'yı bahsediyorum. Evet. Çok muhis, küçük burunludur Hazreti İsa. Çok biraz kibar yüzlüdür. Saçları yıkanmadığı halde yıkanmış gibi görünür. O tarzda. Olağanüstü akıllı bir insan görecek insanlar. Gerçek insan görecekler. Ve dinsizliği, ateizmi ve deccaliyeti yerle bir edecek. Nefesi yeter diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tuzun diyor suda eridiği gibi eriyecek deccaliyet diyor. Hiç kimse karşı koyamaz. Mehdi de öyle. Karşı konulamayacak bir güçtür Mehdi. Şimdi bir dakika, burada Mehdi ile Hazreti İsa arasında bir fark tanımadınız anladığım kadarıyla. Mehdi başka bir kişi. İslam alemine gelecek liderdir. Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyan alemine gelecektir. Hristiyan aleminin hepsini Müslüman yapacak. Peki kategorik olarak, daha doğrusu hiyerarşik olarak kim üstte olacak bu son gelişte? Onu tabi Allah bilir ama Mehdi imamdır. Yani bütün dünyanın lideri olacaktır. Hazreti İsa onun arkasında namaz kılacaktır. Hatta namazda Hazreti Mehdi'yi zorluyor. Sen geç namaza diyor. Kabul etmiyor Mehdi ama zorla namaza geçiyor. Mehdi utanıyor. Yeniden vazgeçiyor. Efendim siz buyurun diyor namaza. Mesela Hazreti İsa zorla onu iterek namaza geçittiriyor. Onun imamlığı kesindir. Yani dünyanın, bütün dünyanın lideri olacaktır. Ve onun döneminde İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Hicri 1500'e kadardır. Açık rivayet vardır, hadisler vardır. Suyuti'nin eserlerine bakanlar bunu görür. 8 tane hadis vardır. Yani 7000 yılla sınırlanmıştır. Peygamber Efendimiz ben bunun 5600 senesi geçmiştir diyor. Benim internet sitelerim harunyahya.net.org ve koma girenler bunu görürler. Evet. Çok açıktır orada. Peki şimdi burada gelen sorulardan devam edelim. En çok sorulan soruları ben ortak olarak size sormaya çalışıyorum. Gelen sorularda şu soruluyor genelde. Madem Adnan Oktar hiçbir dönemde Mehdi oldu. Benzerlik oluyor. Şimdi bu çok samimiyetsiz olur. Eğer ben benzemiyorum derse, anlatırsam arkasından da çok garip olur. Ben bu hadisleri anlatmak durumundayım. Mehdi'nin çıkış alametleri var. Peki mesela bu hadisler nereden nerede var? Yani Kütüb-i Sidde'de de var. Bütün ehli sünnet alimlerin eserlerinde var ama en kapsamlı olarak benim sitemde bulabilirler. HarunYahya.org, HarunYahya.com ve HarunYahya.net'te bulabilirler. Çok çok kapsamlıdır. İzah edilmiştir. Mesela bakın, ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Suyuti'nin eserinde. Mesela dünyanın ömrüyle ilgili Cübbeli Ahmet hocamız bak hadis yok dedi, yemin etti. Mesela halbuki burada var, bilmiyorum, zoom yapsınlar göstersinler. Evet, ben alayım bakayım. Dünyanın ömrüyle ilgili 7000 yıl olduğuna dair 8 tane Suyuti'nin hadisi var. Evet, Celaleddin Suyuti'nin ahir zaman Mehdi'nin alametleri kitabından. Evet. Ali bin Müsameddin el-Muttaki. Evet. Şimdi tabi bu din konularına girdiğimiz zaman konu daha da hassas bir noktaya geliyor ama biz kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Mehdi ile ilgili bunların kesinlikle tevatür olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Adnan Hoca'nın gençliğine kadar gidiyor. Adnan Hoca Ortaköy'lüdür. Gençken siyah giyerdi. Biz onu papaz zannederdik. Sonra Adnan Hoca oldu. Nasıl oldu? Doğru mu bu? Siyah doğru giyiyordu. Ortaköy'lü müsünüz? Evet. Gençken siyah giydi. Sizi papaz mı zannediyorlardı? Saçım ortadan ayrıktı ve uzundu. Hı-hı. Sakallıydı. Yani biliyorsunuz Hristiyanlar öyledir genelde. Hazreti İsa'nın görünümü de öyledir. Oradan bir benzetme olmuş olabilir. Papaz olmak istediniz mi hiç? Hayır. Peki. Olur mu öyle şey? Peki ama niye öyle zannediyorlar? Onu da tabii siyah. Aslında şu anda sizin içinizdeki gömlek bir papazın da giyebileceği bir gömlek siyah baktığınız zaman. Dolayısıyla belki gençliğinizde böyle giyindiğiniz, benim ceket de tabii. Evet, doğru söylüyorsunuz ama sonuçta çok siyah giyindiği zaman insanlar bir papaz zannedilebiliyor gençlikte. Peki, gelen çok mesaj var.
Adnan Hoca'ya sorabilir misiniz diye başlıyor. Hepsini soramayız ama ben elimden gelen bütün soruları burada sormaya çalışacağım. Biraz önce bizim bir noktada aslında takıldığımız, kaldığımız, içinden çıkamadığımız bir konu vardı. Onu size sormak istiyorum. Şimdi evrim konusunu tartıştık. Evet. İşte evrim konusunda karşı tezlerle tartıştık. Bir cenin 4 aylık ve ceninin yapılan testler sonucunda sakat olduğu anlaşılıyor. Ve bir kürtajla bu cenin dışarı alınıyor. Bu ceninin dışarı alınması ilahi bir sisteme, insani bir müdahale değil midir? Sorular, en çok sorulan soru buydu biraz önceki tartışmada. Ve bu insani müdahale ilahi sisteme yapılabiliyorsa, ilahi sistem insani müdahaleye açıktır ve bu da bir paradokstur diyor. Sevgili seyircilerimiz, ne diyorsunuz? Onu yazan kardeşimizin her yazdığı harfi Allah yazdı. Ona Allah yazdırdı. O soruyu Allah sordurdu ona. Size de şu an bu soruyu Allah yazdırdı. Cenini 4 aylıkken rahimden alan da Allah'tır. Onu öyle patolojik yaratan da Allah'tır. Yani Allah'ın hakim olmadığı hiçbir güç yoktur. Hiçbir yer yoktur. Yani atomun etrafındaki nötronlar, protonlar hepsi Allah'ın emriyle dönerler. Allah'ın hareket ettirmediği, nutuk vermediği hiçbir olay, hiçbir konu olamaz. Yani mutlak hakimdir Allah. Her yere, her şeye. Evet, sonuçta diyorsunuz ki yani bu Allah'ın izniyle olmuş bir operasyon. Yani doğrudan yaratmasıyla olmuş. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu konu yine tartışsız yokken. Her tıkandığımız noktada Allah yaptı dersek tartışma bitmeyecek ki hiç. Veya tartışmada hiçbir nokta yokken. Her tıkandığımız noktada Allah yaptı dersek tartışma bitmeyecek ki hiç. Veya tartışmada hiçbir noktaya gelemeyeceğiz ki. 1545'lerde, Hicri 1545'lerde zaten Said Nursi Hazretleri kıyamet kopacak diyor. Biz dünyanın yaşlılık dönemindeyiz ve dünyanın imtihanı bitiyor. Son şimdi Mehdi'yi göreceğiz, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz. Ondan sonra bir bozulma dönemi başlayacak, Hicri 1500'lerde başlayacak diyor Said Nursi. 1545 makamıyla da diyor, küfrün başına kıyametin kopmasına remzen işaret eder diyor. Fakat bunu Suyuti'nin eserlerine de dayandırıyor. Gördüğünüz hadislerde görünüyor. Kainatın ömrüne ilgili verilen bilgiye göre Hicri 1500'de ümmet ömrü bitmiş oluyor. Yani artık onun için kıyamet bekleniyor. Evet. Ve Suyuti'nin açık hadislerine göre de bu salih. 1545'te de kıyamet bekleniyor. Çok az bir vakit var. Peki bir soru daha soracağım ama bunu da Allah yazdırdı diyeceksiniz sonuçta ama ben cevabı da merak ediyorum sizin düşüncenizi. Evet. Diyorlar ki Adnan Hoca'ya sorar mısınız? Adnan Oktar'a bir gün Türk ve İslam dünyası, daha doğrusu bir gün hem Türkiye hem İslam dünyası bir birliğe kavuşacaktır diyor. Oysa Kur'an'da hiçbir ayette hiçbir ırk, hiçbir ırktan üstün değildir diye buyurmaz mı? Bir Türk-İslam birliğini savunmak faşizan bir yaklaşım değil midir? Kur'an'a aykırı değil midir? Türk milletinin ahlakı yüksektir. Ben kanındaki genetik özelliklerinden bahsetmiyorum. Ensesinin yapısından, boyundan bahsetmiyorum. Ahlak üstünlüğü vardır. Osmanlı döneminde de Allah bunu bize göstermiştir. İdareci bir millettir, hakim bir millettir, vefalı, şefkatli, merhametli bir millettir. O yüzden Allah bu milleti görevlendirmiştir ve hadis-i şeriflerde bu belirtilmiştir. Türk milletinin lider olacağını hadis-i şerifler çok kapsamlı anlatıyorlar. Eğer Harun Yahya, Net, Harun Yahya, Ork ve Kom'a girerse kardeşlerimiz bunu çok detaylı görürler. Zaten şu anda bile görülüyor. İslam aleminin lideri olarak kabul ediliyor şu an Türkiye. Yani manevi lider olarak. Üniter yapısını koruyacaktır. Fakat Türk-İslam Birliği'nin lideri olacaktır Türkiye. Eğer 10-20 yıl içerisinde olmazsa bu dediklerim, bütün Türkiye, bütün dünya ne diyorsa bana desinler. Evet, yalnız ben şimdi buradayım. Adnan Bey, hani İngilizlerin terimiyle there is something wrong, yani yanlış bir şey var sizde. Neden? Evet. Çünkü ya söylediğinize inanılmaz şekilde tebrik geliyor ya da inanılmaz şekilde tepki geliyor. Şimdi mesela tebrikler var. İşte hocamı kutluyorum Türk-İslam Birliği'ni kurmasından dolayı işte arkada, ama şu da var, diyor ki yani Adnan Oktar'a mı kaldı Türk-İslam Birliği'ni kurmak? Allah kuracak. Biz vesile oluyoruz. Bizim hiçbir gücümüz yok. Ben onu anlatamıyorum. Hı-hı. Hiçbir şekilde. Yani mesela ben bu bardağı tuttuğumda Allah tutturur. Siz bunu sorduğunuzda Allah sordurur. Yani kulun hiçbir gücü yoktur. Mesela 1545'lerde de, Hicri 1545'lerde de kıyamet kopacaktır. Ve bunu hiç inşallah Allah'u alem. 1545 kaça geliyor bizim tarihimizde? 2120. 2120. Ki sen safalarını görecekler. Zaten Mehdi'nin çıkışına bunu anlamış olacaklar. Doğru olduğunu hesabın. Evet. Yani Hazreti İsa'nın inişiyle de bunu görecekler. Hristiyan alemine Müslüman alemine birleşecek. Hazreti İsa Aleyhisselam bütün Hristiyan alemini Müslüman yapacak. Ve tek din, İslam'dan başka hiçbir din kalmayacak. Evet, peki burada çok sorulan sorulardan bir tanesi var. Yine aslında ben din konularına pek girmek istemiyorum ama yine de Cübbeli Ahmet Hoca'nın Habertürk'te yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki siz babanızı öldürüyorsunuz. Babanızın kafatasına şarap doldurup içiyorsunuz. Sonra sarhoş oluyorsunuz. Gidip annenizle zina ediyorsunuz.
Sonra tövbe ediyorsunuz ve Allah sizi affediyor. Buna katılıyor musunuz siz? Şimdi ben o gün o anlatımların tabii bir kısmına katıldım ve bir kısmını ibretle, bir kısmını tiksinti demeyeyim de yani şaşırdım. Yani neden bu tip bir usluba gerek var? Neden din içerisinde böyle şeyler anlatılması gerekiyor? Ben bunu anlayamadım. Yani İslam nezafet, temizlik, güzellik, incelik, şefkat, merhamet dinidir. Yani bu karmaşaya, bu garip izahlara niçin gerek oldu ben bunu anlayamadım. Ama tabii sünnete uygun, hadis-i şeriflere uygun izahları tenzih ederim. Dolayısıyla da insanları tiksindirecek böyle akıl almaz fantaziler, böyle cinayet fantezilerini oturup anlatmak son derece hatalı ve yanlış bence. Ve sadece tiksindirmeden başka da bir şeye yaramaz. Peki sizin Cübbeli Ahmet Hoca ile aranızda bir rekabet var mı? Çünkü o da sizin Mehdi olduğunuzu iddia ettiniz ama olmadığınızı söyledi. Rekabet olması için bir sebep yok. O da Allah'ın herhangi bir kulu. Ben de herhangi bir kuluyum. Onu konuşturan da Allah'tır. Allah belki bir kıyas meydana gelsin diye çıkartmıştır. Bir hikmet de çıkartmıştır Allah. İnsanlara bir şeyi anlattı Cenab-ı Allah. Yani bir zihniyeti anlattı Allah. Yani ben anlasam inanmazlardı. O zaman sizin şu andaki konuşmanızda başka bir zihniyet anlatıyor. Evet, bu da bir zihniyettir. Hı-hı. Bu da Allah anlatıyor. Yani bunun sonucunda Allah insanları eğitiyor ve doğru yola getiriyor. Ama ben demiyorum ki ben en doğruyum, en hatalıyım ya bir başkası da hatalı demiyorum. Takdir Allah'ındır. Biz samimi olarak gayret etmekle mükellefiz. Ama Allah'ın kontrolünde olmayan hiçbir şey yok, bunu bileceğiz. Evet. Peki hemen soruyorum size, Türkiye'yi masonlar mı yönetiyor şu anda? Hayır, hayır. Türkiye'deki masonlar çok garibandır. Daha da önce söyledim, yani mazlumdurlar. Amerikan, İngiliz, Fransız masonluğu çok şeytani ve şiddetlidir. Evet. Peki bu masonluktaki hiyerarşiyi Adnan Oktar bize anlatabilir mi? Biraz önce oradaki beyefendiler doktor olmalarına rağmen bilimsel platformdan çıkıp şeytandan bahsettiler. Adnan Bey'in şeytandan bahsetmesi belki bu kadar alerji yaratmaz. Kendisi tekrar bu hiyerarşiyi tanımlayabilir mi? Buyurun. Hayır, hayır. Biz bunu anlatmıyoruz. Masonların kendileri anlatıyor. Yani Kanal 7'de bu yayınlandı. Hı-hı. Adamlar keçi kesti bütün milletin gözü önünde ve şeytan çağırdılar. Kitaplarında yazıyorlar yani. Biz şeytan çağırıyoruz diyor adamlar zaten. Biz bunu sadece naklediyoruz. Yani oradaki hiyerarşide en tepede şeytan mı var? Ya onların iddiası o. Ama tabii ki meşriki azam vardır. Yani 33 derecedir en yüksek dereceleri. Ama 33 derecenin üstünde ihtisas masonlukları vardır. Evet. Yani şeytanla ilişkiye giren bir masonluk teşkilattan evet. bahsediyorsunuz. Evet. Peki bunlar sizin söylemiş olduğunuz gibi Grand Orient de France veya işte İskoç ritüeline bağlı diğer localar. Evet. Bunlar ayrı, bir de biliyorsunuz Türkiye'de 111'ler var. Onlar da dinsiz masonlar olarak ayrılıyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki localar da ikiye ayrılıyor. Yani evet. Demirel'in mason olup olmadığından sonra tartışma Türkiye'de mason localarını ikiye böldü. Bunu çok açık konuşalım, herkes öğrensin Türkiye'de. Şimdi siz ama diyorsunuz ki bütün mason teşkilatının altında ateizm vardır. Bu ateistler de bütün kainatın tarihi boyunca da bunlar hep yapılanmışlardır. Yani ilkel yapılanmalar şeklinde olmuştur. Mesela gidin Nemrut harabelerine, orada masonik işaretleri görürsünüz. İlkel masonluğun alametlerini görürsünüz. Mesela Mısır'daki kaya oymalarına baktığımızda yine ilkel masonluğa ait alametler ve sembolleri görürsünüz. Yani bunların hiyerarşisi sınıfının hiçbir önemi değildir. Nihayet bunlar Allah'ın kontrolünde zavallı varlıklardır. İslam'ın, dinin karşıtı mutlaka bir güç yaratılır. Bu gücü Allah zorla yaratır. Ve onlar da bu gücün askerleri. Yani onlar ister istemez bu göreve gelmiş oluyorlar. Veya çünkü olmazsa mesela deccaliyet olmazsa, Darwinizm, materyalizm olmazsa Mehdi çıkmaz. Deccaliyet olmazsa Hazreti İsa çıkmaz. Yani bunlara ihtiyaç vardır. Allah onların çıkması için onları yaratır. Evet, şimdi İmtihan burada için yaratır. Almanya'dan bir iddia var. Deniyor ki Adnan Oktar da bilerek masonların yarattığı bir antitezdir. Kendi internet sitesindeki resimlere bakın. Beyaz at, kaplan, tapınak sütunları, cennet halkı, tavşan ve tapınaklar Adnan Oktar'ın kullandığı resimlerdir. Doğru mudur? Espri yapıyor tabii arkadaşımız da. Masonik semboller yani her yerde vardır. Ne bileyim, mesela bir aslan da masonik semboldür ama Anıtkabir'de de vardır. Yani bu Atatürk'ümüzde biliyorsunuz masonluğun şiddetli karşısında olan mübarek bir insandı. Masonluğu yerle bir etmiştir, Türkiye'de kapattırmıştır. Yani şimdi onu ondan bağdaştırmak ne kadar mantıksızsa, onu da ondan bağdaştırmak öyle mantıksız olur. Evet, şimdi Bilim Araştırma Vakfı ile ilgili sorular da var. Bilim Araştırma Vakfı'nın amacı nedir? Nasıl kurulmuştur? Kaynağı nedir?
bu 10 trilyon vereceğim diyor. Adnan Oktar bu 10 trilyon nereden bulacak gibi sorular var. 10 trilyona talip çok yalnız. Onu bir gün gelirse birisi hiç şaşırmayın 10 trilyonu hazırlayın. Yani şuna benziyor. Var mı 10 trilyonunuz? Ben bulurum, dert değil. Güneşi getirirseniz bana 10 trilyon veririm demeye benziyor. Yani ara fosil bulamazlar, yok. Yani Darwin'in kendisi de söylüyor. Darwinistler hepsi de biliyor. Fakat Darwinistler mahcup oldular, yani küçük düştüler. Böyle ani ezilmek, yerle bir olmak. Bir de hiç ummadıkları bir yerden vuruldular. Hiç tahmin etmedikleri bir yerden vuruldular. Böyle aniden böyle düşmek onları adeta şoka soktu. Şu an şoktan kaynaklanan konuşmalar yapıyorlar. Evet. 10 trilyonu yalnız talip çok. Siz bence 10 trilyonu bulurum diyorsunuz. Bir önce tane getirsin ara fosil. Rica ediyorum. Aylardan beri rica ediyorum. Evet. Yani fazla değil. Yani bu ara fosilin ne olduğunu biraz anlatırsanız belki nerede arayacağımızı daha iyi biliriz. Bizim profesörler daha iyi bilirler bunları. Evet, onun üstünden geçelim. Evet. Buyurun. Ara fosil demek mesela insan elini diyelim. Karma karışık çalı gibi bir şey olması lazım. Bir şöyle parmak, bir böyle parmak, bir yandan çıkmış. Yani en son bu hale gelene kadar. Evet, diyorsunuz. Evet. Böyle garip kemikler bulunması gerekiyor. Bunlar yok. Tek bir tane yok. Ayıp yapıyorlar. Yani bu kadar kendileri mahcup etmesinler. Bıraksınlar artık bunu. Bitmiştir Darwinizm. Yani oturup zorlama diye. Hele bizim milletimize hiç bunu empoze edemezler. Evet. Yani bu konu kapanmıştır Türkiye'de. Şimdi gerçekten inanılmaz bir akış var. Burada her al ve gönder dediğimde mail kutusuna yaklaşık 1000'e yakın mesaj düşüyor. Evet. Bunların hepsini tabii okuyacağız, okumaya çalışacağız. Ama baktığımız zaman gerçekten çelişkilerden bahsediliyor, akıldan bahsediliyor. Adnan Oktar'ı çıkardığınız için sizi kınıyorum diyenler var. Hmm. Çıkardığınız için sizi çok seviyorum diyenler var. Adnan Hoca'ya sahip çıktığınız için çok iyi, çok iyisiniz diyenler var. Yani sonuçta çok karmaşık bir kamuoyu tepkisi var şu anda. Bunların hepsini ayırmamız mümkün değil. Ama sonuçta tabuları yıkmak gerekiyor. Tabuları yıkmak gerektiği zaman da her konuyu tartışmak gerekiyor. Dolayısıyla hakaret etmeden gönderdiğiniz bütün maillerdeki soruları soracağım. Her şeyi sorabiliriz, her şeyi sorabilirler. Siz her şeye cevap vermek için zaten buradasınız. Dolayısıyla kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 21'de başladık. Saat şu anda 12.25 ve devam ediyoruz tartışmaya. Adnan Oktar da bize saat 12'den itibaren katıldı. İlk önce şunu sorayım diyorlar ki sevgili seyircilerimiz madem Allah her şeyi yaratıyor, bizi Allah konuşturuyor, neden sadece Müslümanlar dünyada acı çekiyor? Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'ta namaz kılanlar Amerikan askerleri tarafından öldürülüyor. Ne diyorsunuz? Irak'ın işgali, Irak'ın yerle bir olması, Bağdat'ın yanması Mehdi'nin çıkış alametidir. Afganistan'ın işgali Mehdi'nin çıkış alametidir. Kabe baskını, Kabe'de kan akıtılması Mehdi'nin çıkış alametidir. 15 gün arayla olmuştu. Ay ve güneş tutulması olması Mehdi'nin çıkış alametidir. Lülin kuyruklu yıldızı, Haley kuyruklu yıldızın çıkışı Mehdi'nin çıkış alametidir. Bütün bu olaylar ahir zamanda Mehdi'nin çıkış alameti olarak oluşmaktadır. Dolayısıyla Irak'ta olan olayların tamamını da Allah yaratmıştır. Afganistan'da olan olayların hepsi Allah yaratmıştır. Allah şehit alır yanına. İhtiyacı mı vardır peki? Kader öyledir. Kader öyledir. Mesela Hazreti Ali de şehit olmuştur. Birçok peygamber şehit olmuştur. Allah'ın o takdiridir. O Allah'ın bir güzelliğidir. Allah'ın bir süsüdür. Kısacıktır bu hayat. Çok kısa yaşayacağız. Kısa bir süre sonra zaten ahirete gideceğiz. Cennet sonsuzdur. Evet. Orada da böyle karşılıklı inşallah sohbet edeceğiz, konuşacağız. Peki, diyorlar ki Allah her şeyi yaratandır, bilendir. Adnan Oktar nasıl biliyor ki 20 sene içinde Mehdi gelecek? Hadislerden anlıyoruz, Resulullah'ın hadislerinden anlıyoruz. Bakın ben saydım bu alametleri, tamamı çıktı. Harun Yahya Ork'a girerlerse göreceklerdir. Mehdi'nin çıkış alametleri vardır. Bilmiyorum yakını burada. Nostradamus da aynı şeyleri çıktığını söyledi daha önce. Nostradamus İbn-i Arabi'den aldığı konuları anlatıyor. Yani o Mehdi'nin kendi çıkış alametleriyle ilgili. Evet. Ayrı zaman Mehdi'sinin alametleri burada var. Evet. Evet. Onu tartıştık zaten. Onu isterseniz ona çok takılmayalım. Evet. Ama baktığımız zaman richarddawkins.com sitesini Adnan Bey'in mahkeme başvurusuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemesi sansürlemiştir. Adnan Bey karşı fikirlere neden katlanamaz? Orada hakaret vardı. Yani galis hakaret vardı. O yüzden yoksa fikir açısından birçok ateist. Siz bu siteyi sansürlettiniz mi?
Yani mahkeme kararıyla durdurdunuz tabii mu? Tabii mahkeme kararıyla durdurduk ama ağır hakaretler vardı. Hakaret oldu şimdi, yoksa fikir olarak değil. Size mi hakaret ediyordu? Tabii tabii. Şahsınıza, richardtalkins.com. Tabii tabii. Yani hakaret oldu şimdi, mahkeme onu tespit etti. O yüzden yoksa fikir olarak niçin olsun? Ben Karl Marx'ın eserlerini kendi evimde okuyorum. Darwinistlerin bütün eserleri var. Şu anda açıklamıştı ben. Şu an bağlandım. Efendim? Şu an siteye bağlanabiliyor richardtalkins.com. Evet, kapanmıştı, açıldım bilmiyorum ya. Pek ilgilenmiyorum. Burada şahsınıza hakaret olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. O yüzden kapandı. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu seviyede bir bilim yayını yaptığını iddia eden birisi neden size hakaret ediyor? Orada zannediyorum, eğer yanlış aklımda kalmadıysa, dünyanın her yerine yorumlar geliyor. Yorumlarda çok yoğun hakaretler var. Onu rica ettiğimiz halde çıkartmadı. Bir daha uyardık, çıkartmadı. Üç kere uyarıldı, çıkartmadı. Sonunda mahkemeye başvurduk. Mahkeme süreci içerisinde bu tespit edildi. Hukuki gerekçe göstertildiği için de kapatıldı. Evet. Diyorlar ki, örneğin şurada soran sorulardan bir tanesi de biraz önce Said-i Nursi'den de bahsettiniz, Bediüzzaman Hazretleri'nden de bahsettiniz. Şu an itibariyle onun felsefesini savunan Türkiye'deki diğer insanlarla bir ilişkiniz var mıdır? Ne diyorsunuz? Said Nursi son bin yılın en büyük alimidir ve olağanüstü bir insandır. Metafizik bir varlıktır. Yani bir yönüyle. Çok çok olağanüstü bir insandır. Bütün tarihi bildirmiştir. Şu yılda şu olacak, şu yılda şu olacak. Ama tamamı, bakın, eksiksiz. Hepsi doğru çıkmıştır. Yani 71'deki olayları bildirmiştir. 81'i, 91'i, 97'deki olayları bildirmiştir. 2001, 2010, 2021 ve 1545'te de diyor Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor. Ve bunu da Suyuti'nin hadislerinde dayandırıyor tabii ki. Evet. Burada gelen sorulardan yine aynı şey soruluyor. Eğer gerçekten her şey biliniyorsa biz niye yaşıyoruz? Bize gösteriyor Allah bizi. Yani ne olduğumuzu görüyoruz. Ben mesela ne olduğumu görüyorum. Siz ne olduğunuzu görüyorsunuz. Cennete gittiğinde, eğer mümin inşallah cennete giderse, ne güzel hizmetler yapmıştım diyecek. Kendini sevecek. Karşıdaki insan, mesela biz gideceğiz Resulullah'a sarılacağız. Hazreti Musa'ya sarılacağız. Sohbet edeceğiz. O bize bir heyecan verecek. Yani cennetin bir anlamı ve güzelliği olmuş olacak bir yönüyle. Allah rızası bizi orada mutlu edecek cennette. Peki Adnan Oktar Mehdi'yle ilgili söyledikleriyle dinden çıktığının farkında mı? Benim dediklerim ehli sünnet inancına tamamen uygundur. Yanlış olan yok ve ayrıca bu tahakkuk etmiş. Yani benim söylediklerim olacak demiyorum. Oldu. Yani bütün bu Mehdi ile ilgili olan olayların tamamı oldu. Yani mesela tozlu dumanlı fitne olacak dedi, oldu Peygamber Efendimiz. Binalar yükselecek dedi, oldu. Zina çok artacak dedi, oldu. Hatta Azerbaycan'ın işgalini söylüyor Peygamber Efendimiz Mehdi devrinde sallallahu aleyhi ve sellem. O da olmuştur. Yani bütün alametler ahir zamanda olmuştur ve peş peşe de devam ediyor. Evet. Peki burada çok sorulan sorulardan bir tanesi, Allah kulunu yarattı, sonra bildiği halde kendine inanmaması görevini verdi. Sonra da bu insanları cehenneme atacak. Cehenneme göndereceği bu bilim adamları da bu şeye dahil, bu sınıfa dahil. Bu nasıl bir Allah anlayışıdır? Adnan Oktar ne zaman evrim geçirecek diyor bazı seyircilerimiz. Onu yazan da Allah. Onu hazırlayan da, yani onu yazdıran da Allah'tır. Peki yani siz hiçbir şeye kızmaz mısınız? Yani bunu niye yazdın kardeşim, sen de kimsin falan demez misiniz hiç? Kızarsan Allah'a imanına yakışmaz o. Çünkü hiç kızdığınız görülmemiş midir? Ben ancak Allah için buğz ederim. Mesela Çin'in işgali beni çok gerdi ve çok rahatsız etti. Yani Çin'deki olaylar, Doğu Türkistan'daki olaylar. Öfkemediğim ben buna, buğz ediyorum. Yani bu bende heyecan meydana getiriyor. Yani azmimi artırır. Mesela Afganistan azmimi artırır. Irak azmimi artırır. Peki sizin daha önceki özellikle sizin adamlarınız deniyor. Artık sizin onu nasıl isimlendirirsiniz? Ben kimsenin adamı demem. Arkadaşlarım, için, arkadaşlarınız diyelim. Dostlarımız. Sizin arkadaşlarınızla Türkiye'de birçok insan arasında birçok sürtüşme olduğu, silahlar çekildiğine dair falan bir sürü de mesajlar geliyor. Hiç kimseye kızmıyorsunuz. Her şeyi Allah yapıyorsa neden sürtüşüyorsunuz bazı insanlarla? Bana silah çeken kim arkadaşım bilmiyorum. Ya geçmişte bu tip olaylar oldu. Dair yani olaylarda gazetelerde yansıdı. Daha mahkemelik oldunuz. Evet. Dışarıdaki insanların anormal tavırları beni ilgilendirmez. Ama ben insanlara şefkatle, merhametle ve sevgiyle bakıyorum. Ben Allah aşkıyla divane olmuş bir insanım. Ve Allah aşkıyla yaşıyorum ben. Benim için güzellik, sevgi, dostluk, kardeşlik önemlidir. Benim arkadaşlarımda da yıllardan beri en ufak adaletsiz, hukuka uygun olmayan hiçbir tavrı olmamıştır. Sadece bizim bir mahkememiz olmuştur. Mahkememizin de savcısı orada söyledi. Bu kişilerin de yargılanan kişilerin
dosyasında bunların aleyhine herhangi bir hukuki delil yok dedi savcı. Dava bitti mi? Dava. Yok, devam ediyor. Devam ediyor. İkincisi dedi, işkenceyle alındığı için ve yanlarında da avukat olmadığı için hukuken geçersizdir ifadeleri dedi. Bu yönden de size böyle. Size mi işkence yapıldı? Tabii ki. Yani akıl almaz işkence yaptılar arkadaşlarıma da bana da. Emniyette. Tabii. Yani şu an yargılanıyorlar. Yani bin küsür senene yargılanıyorlar. Adil Serdar Saçan ve diğer arkadaşlar yargılanıyorlar. Yıl kaç bu işkence yılı? Adil Serdar Saçan'ın görev yaptığı dönem mi? Tabii 99'da. Şimdi o zaman daha ilginç bir noktaya geldik. Siz şimdi Tuncay Güney ile aynı tezi savunuyorsunuz. Tuncay Güney de diyor ki Adil Serdar Saçan bana işkence yaptı, ifademi aldı. Aynı şey size de mi yapıldı? Benim arkadaşlarımın hepsi adli tıpta raporları var. Yani sakatladılar. Kız çocuklarını sakatladılar. Arkadaşlarımı sakatladılar. Yani omurgası çıkanları oldu, kolu çıkanları oldu, omzu çıkanları oldu. Yani muazzam işkence uygulandı. Elektrik verildi birçok arkadaşımıza. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları emniyetinde bunları yaptıkları söylüyorsunuz. Tabii. Ve bu şu anda yargılanıyorlar bu kişiler. Ayrıca mahkeme dedi ki bu kişiler dedi arkadaşlarından bir kısmı yargılandı. Aynı suçlardan yine öyle idarecilik şu bu falan konularda yargılandılar. Siz bunlara beraat verdiniz dedi mahkemeye. Ve bu kişiler de aynı dosya, aynı delillerden yargılandığına göre, deliller de aynı olduğuna göre bu kişilere de beraat vermeniz gerekir dedi. Fakat mahkeme biz o kanatta değiliz dedi. Hepimize 3'er yıl ceza verdi. Kız arkadaşımıza verdi. Oktar'ın hanımına da verdi. 3 yıl ceza aldınız. Evet, Ali Ababına ona da verdi. 3 yılda ona hapis cezası verdi. İftihar ederim. Vatanımızın her yeri bizim. Taşı toprağı bizim. Ceza çektiniz mi? Yargıtay aşamasında. Yargıtay. Evet. Onaylanırsa çekeceksiniz. Yani severek iftihar ederim. Hazreti Yusuf makamıdır, mekanıdır. Yani Silivri'de bir de Adnan Oktar mı göreceğiz? Silivri şart değil. Vatanımızın her yeri güzel. Her yeri güzel. Peki şunu da sormak istiyorum. İnşallah. Bakın, çok açık konuşuyoruz her şeyi. Bizi zaten kimse seyretmiyor. Burada 4 kişiyiz. Evet. Şimdi burada gelen maillerde şunlar da var. Dünden beri benim çok aile de aradı. Telefonla bağlanmak istedim ama ben polemik yaratmak istemiyorum. Ama ben aileler adına soruyorum. Sorun. Diyor ki Adnan Hoca benim kızımı aldı, benden kopardı, ailesine düşman etti, bana düşman etti, perişan etti, benim kızım yok oldu gitti. Bu tip suçlamalar da var. Ne diyorsunuz? Bakın bir kız gidiyor annesine sarılıyor. Benim içim eser. Acayip hoşuma gider. Gitsin babasına sarılsın. Gitsin onlarla mutlu olsun. Ama genç kız Kur'an okuduğu için darp ediliyorsa, dövülüyorsa, hakaret ediliyorsa, kitap okuduğu için dövülüp darp ediliyorsa, hakaret ediliyorsa, eli kolu bağlanıyorsa, ağzı bantlanıyorsa, kaçırılıyorsa ve bilinmediği bir istikamete götürülüyorsa bu çocuk korkar. Ve o insanların durmak istemez, hayat garantisi ister. Ama dövmeyeceklerine dair, saldırmayacaklarına, elinden Kur'an'ı almayacaklarına, namaz kılmasına müsaade edeceklerine dair garanti verirlerse mal iftihar, niçin görüşmesin çocuk? Bu tamamen can güvenliğine dayalıdır bu. Başka hiçbir nedeni yok. Yani anne, siz diyorsunuz baba, ki evet. Bana gelen, sığınan çocuklar ailesinden darp gören çocuklar mı? Tabii ki. Yani mesela bazı aileler oluyor. Mesela ailesi PKK'lı oluyor. Çocuğunu zorla dağa gönderiyor. Onlar size geliyor. Hayır. Bir kısmı da bize geliyor tabii. Yani aile demek kusursuz anlamına gelmiyor. Ailelerin büyük bir bölümü cezaevlerine de görüyoruz yani doludurlar. Birçok anne baba cinayetin içeride yatıyor. Kızına tecavüz eden babalar yatıyor. Annesine bilmem başka şey yapan insanlar, annesini doğrayan insanlar içeride yatıyorlar. Demek ki aile demek yani kusursuz bir müessese değildir. Demek ki aile demek yani kusursuz bir müessese değildir. Aklı başında demokrat, doğru düzgün insana ben anne baba derim. Sevgi dolu insana, çocuğuna zulmeden, çocuğuna saldıran anne baba, anne baba olmaz. Hatta ensest ilişkiye girenler oluyor. Evet, peki şimdi siz diyorsunuz ki genel olarak ailesinden zulüm gören, darp gören insanlar bana göre. Şimdi izninizle bir soru soracağım. Bana gelmiyor. Yani bu çocuklar arasında ailesine dönüp darp gören var diyorsunuz. Peki ben şimdi size sormak istiyorum. Siz bilim insanısınız, doktorsunuz. Neden Adnan Oktar'la berabersiniz? Bunun motifi nedir? Bunu gerçekten konuşalım. Siz de burada şahitlik edin. Nedir sizi Adnan Oktar'a bağlayan? Ben de merak ediyorum. Seyirciler de merak ediyor. Şimdi Adnan Bey'le ilk akıl hastanesinde tanıştım aslında. 1987 yılında ben bir staj yapıyordum. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde de Adnan Bey'in akıl hastanesinde olduğu basında çıkıyordu. Ve bütün tıp fakültesi çok merak ediyordu. Doktorlar akın akın gidiyorlardı. Normalde pek gidilmez oraya. Adnan Bey akıl hastanesinde niye vardı? Çünkü Yahudilik Masonu kitabını yazmıştım o dönemde. Size deli raporu alınıyordu öyle mi o anda? Biz oraya gittik doktor grubu olarak. Ben yani orada Adnan Bey'in ne kadar akıllı bir insan olduğuna, ne kadar üstün ahlaklı bir insan olduğuna hakikaten orada şahit oldum. Yani öyle hiç kimsenin durabileceği bir ortam değil. Ya belli ki fikir suçlusu olarak oraya... Yıl kaçtır? 1987 yılı. 87. Ondan sonra Amerika'ya gittim.
Döndüğümde tekrar görüştüm. Sonra kitaplarını okumaya başladım. Son derece etkilendim. Hakikaten Darwinizmin yanlış olduğunu ben de biliyordum ama bu fikirleri nasıl ortaya koyacağımı bilmiyordum. Yani Adnan Bey sizin hastanızdı. Hastanede öyle mi? Estağfurullah, o anlamda hayır, değil. Evet ben öyle. Açık olsun. Evet. Stajyer olarak yani ziyarete gitmiştik kendisini. Hayır, akıl hastanesinde siz yani oraya sevk edildiniz. Şimdi savcılık kanalıyla evet, öyle değil mi? Evet, mahkeme kanalıyla sevk edildim. Fakat mahkemeyi tabii tenzih ederim. Ben onun aracı olan kişileri kastediyorum orada yani o oyunu hazırlayanları. Öğrenciler geliyorlardı, hastalar üstünde araştırma yapıyorlardı. Beni gördükten sonra Oktar ve başka arkadaşlar etkilenmişlerdi. Öğrencileri benimle görüştürmemeye başladı gelen öğrencileri. Onları hemşire odasına koyuyorlardı. Ben de gittim hemşire odasına. Dedim ki ben paranoid şizofrenim dedim. Gittim söyledim. Şey yapabilirsiniz. Yani araştırma yapabilirsiniz. Size böyle bir teşhis kondu mu? Evet evet. Yani şu anda var o teşhis öyle mi? Hayır, ben askeri hastane bozdu. Tam sağlıklı. Hangi yani, askeri hastane? Gata. Evet, Yunani Askeri Tıp Akademisi'ne. Tam yani ruhen bedenen tam sağlıklı da askerliğe de elverişli dediğin askeri hastane bozdu. O arada ben sürekli akıl hastası bunun kitaplarını okumayın propagandasına karşılaştım biliyorsunuz. Benim konduğum servis de en azılı akıl hastaların olduğu servis. Yani cinayet işlemiş akıl hastaları konuyordu benim bulunduğum servise. 7 kişi öldürdüler benim bulunduğum dönemde. Akıl İçeride. Hastaları. Tabii. Boynunu kırarak, böyle çelik tavalarla birbirine saldırarak. Allah korudu. 300 kişi vardı benim bulunduğum koğuşta. Ve bu da doğal ihtiyaçlarını bilmeyen hastalar bunlar. Yani çoğu çıplak geziyor. Yani tam bir rezalet, tam bir kabus gibiydi adeta. Yani çok zor bir ortamdı. Fakat Allah korudu. Ben orada yaklaşık 10 ay kaldım. 10 ay sonunda beni bıraktılar. 10 ay siz Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yattınız. Evet, 10 ay. Hatta bir sürede ayağımdan zincir olarak bağladılar. O da çok acayip yani. 1987 evet, yılında. Evet, çok garip. Mesela ayağımdan zincirle mi? Ben hiç anlayamadım onu. Yani bakın, ben bunu gerçekten bilmiyordum şimdi. İlk evet, defa öğrendim. Ya 1987 yılında siz 10 ay ayağınızdan zincir evet, olarak Bakırköy Akıl Hastanesi'nde evet, kaldınız. Evet, evet. Ya biz tabii doktorlar olarak orada şahit olduk yani. Onu görür görmez herkes anladı zaten yani. Çünkü hastalar var. Adnan Bey'in ne kadar akıllı ve oradaki bizi şeyi çok etkiledi tabii. Ben Adnan Bey'in de özür dileyerek konuşuyorum böyle. Samimiyeti, üstüne alaka. Orada bize kendisi böyle hayatla ilgili, dünyayla ilgili bazı şeyler anlattı. Son derece etkilenmiştik. Zaten bunun üzerine o dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a doktorlarla ve hemşirelerle görüşmesi yasaklanmıştı. Peki siz orada psikiyatri stajı mı yapıyordunuz? Evet, psikiyatri stajı öğrenci olarak. Yani normal internship'te dönüyordunuz içeride. Evet. Evet. Peki sizden de... O yasaklamanın çok şaşırdı. Benim doktorlardan görüşmem de yasaklandı sonra. Hemşirelerle görüşmem de yasaklanmıştı. Yıldırım Aktun'a... Hemşireleri anlıyor mu? Evet. Doktorları falan. Etkiliyorsun dedi Yıldırım Aktun'a. Etkilediğin için görüştürmeyeceğim seni dedi. Ya biz hemen anlamıştık zaten. Öyle bir kitabın evet, çıkmış olması. Evet. Zaten onun ne olduğunu herkese zaten kolayca anlatmıştı. Evet. Tabii çok etkilendik. Evet. Yani çünkü o böyle hiç kimsenin dayanabileceği bir ortam değil. Peki siz kendiniz nasıl hissettiniz? Yani şimdi siz söylediğiniz için söylüyorum kusura bakmayın. Akıl hastanesinde ayağından zincirli bir orada bir Adnan Bey var. Siz onunla konuşuyorsunuz. Bir doktor titriyle oraya gidiyorsunuz. Ve ondan etkilenmeye başlıyorsunuz. Sonra kendinizi nasıl hissettiniz? Nasıl bir ortam oldu? Ne düşündünüz? Bakın o kadar etkilendi ki ben size bir örnek daha vereyim. Zaman Gazetesi'nin muhabirleri o dönem Adnan Bey'i orada ziyarete gidiyorlar. Ve Zaman Gazetesi'ni ben sonradan okudum o gazete haberini. 14 Ağa'nın kapısına gittiklerinde içeride hastalar bir anda kapıya birikmişler. Adnan Bey'i arkada görmüşler. Adnan Bey görür görmez yanlarımıza geldi diye gazetede yazıyor bu haber. Onların teselli ettiğini söylüyorlardı Adnan Bey'in. Yani merak etmeyin yani burada benim rahatım yerinde diye müthiş etkilenmişler gazeteciler ve gazeteye haber yapmışlar. Evet, zaten... Çok moralleri bozulmuşlar. Annemin beti benzi kül gibi oluyordu geldiğinde. Çok korkuyordu delilerden. Peki ben şimdi şunu da anlayamadım gerçekten evet, sormam lazım. Sizi 10 ay akıl hastanesinde evet, zincirle bağladılar, tuttular. Adli tıptayken ayağımdan zincirlediler. Evet, tuttular. Ve siz bundan sonra bunu yapanlara karşı hiçbir şey yapmadınız mı? Yani bir adli, kovuşturma, soruşturma, dava yapmadınız evet, mı? Evet şimdi gelin bak aynı. Orada beni tutan Allah'tı. Allah beni imtihan hiç etti. Hiçbir şey yapmadınız mı peki? Hayır yapmadım. Hiç yani gidip savcılığa dilekçe bile vermediniz hayır, mi? Hayır, hayır. Beni orada Allah tuttu. Mesela cezaevinde de ben tek kişilerin kaldığı koğuşta kaldım. Cezaevinde suçlular konuyordu. Çok küçük bir hücredeydi. Hücrede kalmıştım. 9 ay sonra beraat etmiştim. Bırakmışlardı. Ben orada da mutluydum. Yani beni oraya Allah'ın getirdiğini biliyordum. Yani Allah'ın beni imtihan ettiğini biliyordum. Allah'a aşıklarının
aşkının arttığı yerlerdir. Aşkın coştuğu yerlerdir. Peki kaç yıl sonra askeri hastane bu raporu bozdu? Raporun teşhisi neydi? 99 paranoyak şizofren. Paranoyak şizofren. Evet. Yani 12 yıl sonra bozdu. Evet, evet. Hani 12 yıl siz o raporla yaşadınız. Bütün gazetelerde işte deli aşağı, deli yukarı. Sonra ondan da yetinmediler. Emniyetteyken, ben gözaltındayken yiyeceğime içeceğime kokain karıştırıp kokainman diye etrafa yaydılar. Kitaplarını okumayın işte kokainman bu diye. Sonra adli tıpta yiyeceğime içeceğime karıştırılarak kokainin verildiği tespit edildi. Yani emniyetteyken yiyeceğime karıştırıldı, anlaşıldı. Evet. Bu şekilde beraat ettim. Yani mahkemede bunu tespit ettirdi ve beraat ettim. Benim yani, anlayamadım şu şimdi. Adnan Oktar kitap yazan bir adam. 1987 yılı. Sonuçta çevresinde insanlar var. Siz bu kitapları yazdığınız için mi sizi 12 yıl bu raporla, şizofren raporuyla yaşattılar? Yani bu bir masonik evrim karşıtı bir teşkilatın ürünü müydü? Size birileri saldırdı mı? Onu mu iddia ediyorsunuz? Bakın, ben devletin koruması altındayım. Emniyetteyim, değil mi? Emniyette getirdikleri, polisin getirdiği yemeğin içine kokain koydular. Ya peki bu masonik teşkilat sizin emniyetteki yemeğinize kokain koyacak kadar güçlü müdür? Biraz önce gariban dedik. Yani bakın, asıl yapılanma iddia edilen Ergenekon terör örgütüdür. Ve masonluğun bir koludur. Hı hı. Yani olay budur. O zaman da faaliyet halindeydi iddia edilen Ergenekon örgütü. Ve bu eylemi yaptılar. Kimse cesaret edemez. Bakın, emniyetin içerisine bana kebap getirdiler. Ben de ne kadar iyi insanlar dedim. Yani beni seviyorlar herhalde dedim. Açtım, yani 72 saat geçmişti, yedim. Adli tıpa götürdüler. Olağanüstü yüksek derecede kanımda kokain çıktı. Olağanüstü. Kebaptan sonra. Evet, olağanüstü derecede. Adli tıpta, çünkü 72 saat içerisinde kanda kokain kalması mümkün değil. Çünkü kokain 24 saat içerisinde vücuttan tamamen atılıyor, sıfırlanıyor. Bende 5 mikrogram bölü mililitre, yani en yüksek oranda kokain çıktı. Adli tıpta verildi, tespit edildi. Karakolda verildi, tespit edildi adli tıp tarafından. Mahkeme zaten şüphelenmişti, hemen anladı. Çünkü hakim, çok kalabalık polis ekibinin arama yapılmıştı. Oradan şüphelendi. Bir de bulunuş hızından çok şüphelendi. 3 dakikanın içinde buldular, evin içinde de kokain buldular. Benim kitap kütüphaneme geldi. Siz diyorsunuz ki Ergenekon denen terör örgütü 1987 yılında bana operasyon yaptı. 1987 yılında emniyette operasyon yaptı, bana işkence yaptı, ifademi aldı. Ergenekon diyorsunuz, bakın. İddia edilen Ergenekon örgütü, yani masonluğun kolu olan. Şu anda iddia edilen, yani yargılama bitmediği için Ergenekon iddia edilen. Evet, ben o hapisteki insanları kastetmiyorum. Ben halen Ergenekon iddia edilen. Ama Adi Serdar Saçan'ın ismini veriyorsunuz. Mahkeme sonucunda o belli olur. Evet. Oraya ait olup olmadığı. Yok, ama size işkence yaptırdı. Evet, o doğru. Yani mesela alkollü olarak gelmişti. Ben de biliyorum, şahidim. Arkadaşlarım da zaten bu olayın içinde oldular. Yani mesela ben akşam yattığımda, gece 2'de 3'te de akıl almaz çığlıklar geliyordu. Yani muazzam insan çığlıkları geliyordu. İşkenceden dönenler perişan şekilde getiriliyordu. Evet, evet. Yani uzun süre kendilerine gelemiyorlar. Peki ben şunu da soracağım gerçekten. Kız kardeşim de sakatlananlardan birisi bu arada. Kim? Davanın müştekilerinden bir tanesi. Benim kız kardeşim. Evet. Şu an sakat mı? Evet. Belinden rahatsızlığı var. O dönemden kalma. Peki şunu da sormak istiyorum. Size soracağım. Evet. Neden Adnan Bey ile berabersiniz diye, ama çok açık şunu sormak istiyorum. Şimdi 1987'de size paranoyak şizofren raporu verildi. 12 yıl boyunca da siz bu raporla yaşadınız. 87-99 evet. arasında. Peki siz bunu iptal ettirene kadar askeri hastanede, o dönemde hakkınızda çıkan şizofren iddiaları gazetelerde doğru muydu yani? Ben iftihar ederim. Bakın, bütün peygamberlere, aşağı yukarı Kur'an'ı açın bakın, hep deli denmiştir. Allah yolunda mücadele eden mücahitlere de hep deli denmiştir. Said Nursi Hazretleri'ne de deli denmiştir. Akıl hastanesine yatırılmıştır Said Nursi Hazretleri. Ve sonra da bırakılmıştır. Bu bir çilenin gereğidir. Yani Allah beni imtihan ediyor. Allah beni deli aşık haline getiriyor. Kendisine karşı sevgimi artırttırıyor ve bu bir imtihanın güzelliği ve cilvesidir. Peki bir tane mi rapor var, başka rapor var mı soruyorlar? Tapu gibi işte, daha nasıl olsun yani, adli tıp raporu çok sağlam yani. Yani gerekirse şizofren... Tapu gibi işte, daha nasıl olsun yani, adli tıp raporu çok sağlam yani. Yani gerekirse şizofren raporunu kabul ederim diyorsunuz. İftihar ederim. Yani benim hiç öyle sorunum yok. Ben zaten Allah aşığıyım yani, deli aşığım ben. Peki yani. Soruyorlar, hoca şizofren mi gerçekten diyorlar, ne diyorsunuz? Artık bir takdir onların da. Peki. Ama askeri hastaneye göre ben ruhen ve bedenen tam sağlıklıyım. Tam sağlam. Ayrıca üst ihtisasta da bozuldu. Yani
bir üst evet, makamda. Evet, ihtisasta da bozuldu. Sağlam olduğum, yani ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuma dair mi? Evet, peki aynı soruyu size sormak istiyorum. Neden Adnan Oktar'la berabersiniz? Sonuçta hep aynı soru soruluyor. Bir bilim insanı neden kendini bağlar deniyor, ne diyorsunuz? Evet, 1988 senesiydi. Tıp fakültesinde öğrenciyken, ikinci sınıf öğrencisiyken Adnan Bey'in arkadaşları gelip konferans vermişlerdi bizim tıp fakültesinde. Konu evrim teorisinin çöküşü, yaratılış gerçeğiydi. Gerçekten pek çok arkadaşımızda bir uyanışa sebep oldu bu. O sırada benimle beraber başka arkadaşlar da aynı şekilde. Daha sonra eserlerini yakından takip etme fırsatı buldum. Okudukça daha iyi anlamış oldum Allah'ın rızasının ne olduğunu, İslam'ın gerçek anlamda ne olduğunu, dinin nasıl yaşanması gerektiğini, özünün ne olduğunu. Daha yakından tanımış, anlamış, öğrenmiş oldum. Çünkü dinin temelinde biliyorsunuz Allah inancının sağlam olması gerekiyor. Gerçek olmayan, sağlam olmayan bir Allah inancı tabii ki uygulamalarda da hatalar doğurabilecek bir sorun teşkil ettiği için Adnan Bey özellikle eserlerinde Allah'ın varlığının delillerini ortaya koyuyor ve bu anlamda farklı oluyor. Evet. Ben de eserlerini daha yakından takip ettikçe şu anda beraber bilim araştırma camiasıyla tanışmış oldum ve konferanslara beraber katılmaya başladık. Yani biz mesela ben bir gönül birlikteliği bu. Bin konferansa gittim yurt dışında. Adnan Bey'in eserlerini takip eden, kendisini çok seven, sayan ve izleyen milyonlarca insan var. Yani öyle bir kişi, iki kişi şeklinde değil de. Evet. Evet. Özellikle yurt dışında şöyle söyleyeyim size. Mesela Türkiye'de herkes %99'u Müslüman olan bir ülkemizde. Bütün vatandaşlar elhamdülillah Müslümanım diyor ama yurt dışındaki Müslümanlar devamlı sorulara maruz kalıyorlar. Niye namaz kılıyorsun, Allah ne demek bize anlat dediklerinde kaynaklara başvurmak zorunda kalıyorlar ve bizim Harun Yahya müstehar adını ismini kullanan Harun Yahya Bey'in Adnan Bey'in sitelerine başvuruyorlar ve oradaki kaynakları kullanarak dinini gerçek anlamda öğrenmiş oluyor kişiler. Evet. Peki Adnan Bey beni benzetiyorlar diyorsunuz ama en çok siz kendi tarifinize benzemeye çalışıyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla önce Mehdi'yi tarif ediyorsunuz, sonra Mehdi gibi olmaya çalışıyorsunuz. Adeta bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı gibi konuşuyorsunuz, ne diyorsunuz? Bakın Mehdi zaten zuhur ettiğinde de yani İsa, Hazreti İsa ile beraber namaz kılacak ve dünyaya hakim olacak. Hiç kimse gidip ona sen Mehdi'sin diyemez. Mehdi'nin bakın tek bir alameti olacaktır. Akıllarını kimse karıştırmasın. İslam dünyaya hakim olduğunda Mehdi'nin arkasında namaz kıldığında Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselamın namazla iktida ettiği, beraber namaz kıldığı ve İslam aleminin lideri olan kişinin ismi Mehdi'dir. Ve bu kaderde olan kişidir. Yani bir kişi iddia etmekten, istemekten, gayret etmekten Mehdi olamaz. Yani falan kişi, feşmeken kişi bunu istese de olmaz o. Dolayısıyla da böyle bir iddia olamaz. Ve Mehdi de hiçbir zaman şimdi ben Mehdi'yim demez. Ama şimdi ben samimi olmak durumundayım. Benzerken benzemiyor diyemem. Ama İslam dünyaya hakim olursa, Mehdi çıkarsa, Hazreti İsa da ondan beraber namaz kılarsa ben diyeceğim ki Allahu alem Mehdi odur diyeceğim. Evet. Peki kısa bir reklam arası vereceğiz. Biraz sonra, şu anda değil. Reklam arasından sonra saat başında devam etmeye çalışacağız. Gelen mailleri de burada okumaya çalışacağım. Çok fazla mail var sevgili seyirciler. Sizlerden gelen hakaret olmayan bütün mailleri okuyorum. Baştan söyleyeyim ama içinde küfürle başlayanların hepsini burada siliyorum. Biz burada gayet açıkça tartışıyoruz. Bakın her şeyi soruyorum. Ne yazıyorsanız aynısını soruyorum. Benim kızım gitti diyorsunuz aynısını soruyorum. Şizofrendir diyorsunuz aynısını soruyorum. Her şeyi açıkça konuşuyoruz ama küfür yok. Baştan söylüyorum. Küfür yok. Onun için küfür etmeden mail yazarsanız oradaki bütün konuları tartışacağız. Peki programın ikinci yarısında yani saat 1'den sonraki bölümünde bütün dini konuları tartışacağız. Kalabilirsiniz değil mi? Evet inşallah. Tamam. Kalabilirsiniz. Bu kitapları, evrimi hepsini tartışacağız. Dinle ilgili çok soru var. Özellikle Said-i Nursi ile ilgili söylediğiniz cümlelerle ilgili çok ciddi sorular gelmiş. Orada da bir andığım kadarıyla bir tartışma başlamış. Günahlarla ilgili, evrimle ilgili Kur'an'a uygun mu konuşuyorsunuz? Sizi takdir edenler de var bu arada. Tabii siz 3 kişi, ben tek kişi olduğum için takdir edenleri söylemiyorum. Çünkü ben burada karşı görüşü evet. temsil ediyorum. Dolayısıyla bütün bunları birazdan okuyacağım. Sevgili seyirciler, evet son bir soru sorayım. Oradan reklam arasına gidecek. Adnan Oktar'ın kaç tane müridi varmış? Lütfen söyleyin. Neden Allah'a bu kadar inanıyorsa, güveniyorsa, her şeyi Allah yapıyorsa yanında 10 kişiyle geziyor. Yarın gelsin bir yerde buluşalım, tek başına gelebilir mi diyor. Ne diyorsunuz? Çok hoş maşallah. Ben sebebe sarılıyorum. Resulullah'ın da etrafında sahabeler vardı. Hatta çift sıh diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Cenab-ı Allah dedi ki ben seni koruyacağım dedi. Ondan sonra o zırhı çıkarttı, girdi düşmanın arasına.
Onun dışında bütün müminler sebebe sarılmakla mükelleftirler. Kur'an'da zırhtan bahsediyor Cenab-ı Allah ve müminlerin kendini korumasından bahsediyor. Tedbirli olmasından bahsediyor. Tedbir farzdır. Onun için benim ayrıca müritlerim değil, bu arkadaşlarım yani dostlarım, kardeşlerim. Onların nasıl arkadaş çevresi varsa benim de bir arkadaş çevrem var. Kaç arkadaş çevreniz var? Kaç kişi? Milyonlarca. Yok, en yakın çevreniz. Yani evinizin içine girip çıkan. Saysak 50-60, 100, 200, 300 çıkar. Evet. Evet. Dolayısıyla kaç mürit var sorusuna da burada cevap verdik. Bu arada Türk milletinden 160 binlik örneği toplayıp 120 binini Amerika'ya gönderen Oktar Babuna ve Adnan Hoca'ya sormak istiyorum. Hem İslam Birliği'nden bahsediyorlar hem de Türkiye'nin genetik yapısını Amerika'ya gönderiyorlar. Kendileriyle tezat yaratıyorlar, çelişiyorlar. Ruhlar biraz sevgi dolu olsun kardeşlerimiz. Biraz böyle aşkla, muhabbetle baksınlar. Dostane, arkadaşça, kardeşçe baksınlar. Benim bildiğim bir kan bankası kurulması gerekiyor ilik nakli için değil mi? Bu son derece hayırlı bir çalışma. Türk kavmini ya herhangi bir kavmin genetik yapısı için çok özür dilerim ama söylemek istemem ama tırnağını kesse oradan anlayabilirler. Parmağını bir yere sürse yani herhangi bir sütuna bir yere dokunsa oradan genetik yapısını anlayabilirler. Yani bunun için illa kana ihtiyaç yok. Yani bunu cehaletinden söylüyor arkadaşlar. Yani mesela bir insan şöyle bardağın üstüne tuttuğunda bıraktığında genetik yapısı buraya çıkar. Dolayısıyla yani onun için kana ihtiyaç olmaz. Türklerin gen haritası, Almanların gen haritası, bütün dünyada zaten çıkartılıyor. Kimsenin de bir işine yaramaz. Dünyayı böyle düşman kamplara ayırmanın alemi yok. Dostluğu aramak lazım, kardeşliği aramak lazım. Yani mezhep ayrılıkları, düşman arayışları bunlar yanlış şeyler. Dünyaya sevgiyle bakalım, dostlukla bakalım. Dünyaya İslam hakim olacak. Güzel bir bayramın, güzel bir düğünün arefesindeyiz biz. Artık sevgi hakim olsun dünyaya. Peki son soru, reklama gidiyoruz. Evrimi de Allah yaratmış olamaz mı? Tabii ki Allah yarattı. Yani o zaman niye inkar ediyor diyorlar? Hayır, evrim yok zaten. Yani o düşünceyi Allah yaratıyor. Deccaliyeti Allah yaratır, mücadele edilsin diye. Yani mesela Mehdi'nin zıttı bir güç olması lazım. Hazreti İsa'nın zıttı bir güç olması lazım. Hazreti İbrahim'in zıttı bir güç olması lazım. Bu devirde de Müslümanların zıttı bir güç olması gerekiyor. Bu Darwinizm'dir, Allah tarafından yaratılmıştır. Ve zavallı bir güçtür. Ve görüyorsunuz pestil gibi ezilmiştir. Daha ilk darbede dümdüz olmuştur. Avrupa'da, Amerika'da gazetelerdeki haberleri göstersem size bunu çok daha açık anlarsınız. Tam bir perişanlık ifadesi var. Evet. Saatiniz var mı Adnan Bey? Evet. Altın mıdır? Kaplama. Peki soruyorlar Adnan Bey'in saati altınsa bu İslam dinine göre haram değil midir? Ne diyorsunuz? Erkekler altın takarmış. Şimdi görüyorsunuz seyircilerimiz ne kadar dikkatli. Birazdan ayakkabılara kadar geleceğiz. Bakın İslam'ı anlatış şekilleri insanları böyle dinden soğutacak tarzda olmaması gerekiyor. Yani dinimiz ehl-i sünnet inancı içerisinde sevgiyi, kardeşliği, güzelliği çok güzel ifade etmişti ve bizim milletimizde bunu çok güzel yaşıyor. Böyle detaylara girip detaylarda boğulman yanlış olur. Yani bu konuda imanı esas almak, Allah sevgisini, Allah korkusunu, şefkati, merhameti, yardımseverliği esas almak çok önemlidir. Derin imanı esas almak çok önemlidir. Evet. Sevgili seyirciler, bu bölümü burada bitiriyoruz. Sorularınızın hepsini burada sormaya çalıştım gördüğünüz gibi. Adnan Oktar'ın hastanede ayağından zincirle bağlanıp 12 sene hastane 12 10 ay demiştiniz galiba. 10 ay hastanede kaldığını da kendisi söylemese biz bilmiyorduk, açık söyleyeyim. Ben bilmiyordum ama kendisi burada söyledi. Bütün soruların hepsini soruyorum. Sorularınızı gönderin. Ne soruyorsanız burada hepsini açıkça konuşacağız. Tez burada, antitez de burada. Sizden gelenler programa kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdiki bölümde dini konuları, evrimi, masonluğu daha da açık şekilde tartışacağız. Saat 1'den itibaren buradayız. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adnan Oktar stüdyomuzda her şey çok açık, sansürsüzce konuşuyoruz, sansürsüz finalde. Adnan Bey, şimdi bilimsel konuları tartışacağız. Orada da sizi sıkıştırmaya devam edeceğim. Ama birkaç tane soru var. Bir, Adnan Oktar ülkücü müdür, Alperen Ocakları'ndan mıdır, nedir bu Türkistan Birliği, ne diyorsunuz? Ben ırkçı Enver değilim. Enver Paşacı mıdır diyorlar bir de altında. Irkçı değilim ve ırkçılara da karşıyım, İslam ırkçılara karşıdır. Ama bizim milletimiz necip bir millet, güzel ahlaklı ve İslam'ı çok güzel yaşayan bir millet. Ve fiilen de İslam aleminin şu an lideri konumunda. Yani Türkiye'yi bütün İslam alemi lider olarak görüyor. Yani Allah onu zaten kaderini öyle yaratmış bizim milletimiz. Ve hadisler de bu yönde. Yoksa ırk anlamında değil. Yoksa yani üstünlük takvayladır. Yani Arap'ın Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Said'in Nursi Mehdi miydi?
Said Nursi Mehdi'yi müjdelemiştir ve çok detaylı kapsamlı tarif vererek anlatmıştır. Kendisinden sonra geleceğini belirtmiştir. 81, 91 ve 2001 yıllarını vermiştir. Biz kabrimizden diyor seyredeceğiz diyor inşallah. O acip şahıs diyor Mehdi için. Ahir zamanda gelecek acip şahsın diyor. Piştar bir neferi Mehdi için. Ahir zamanda gelecek acip şahsın diyor. Piştar bir neferi. Yani öncü bir neferi olduğumu zannediyorum diyor. Said Nursi'den bu kadar bahsettiğine göre Fethullah Gülen hakkındaki yorumunuz? Fethullah Gülen mazlum bir insan ya, ben anlayamıyorum yani onun nasıl bir suçu var yani, neden dolayı böyle insanlarda bir bir kısmı insan antipati oluyor bilmiyorum. Bayağı samimi, candan bir insan. Evet, burada çok soru var tabii, bunları hep sormak mümkün değil, bilimsel tartışmaya geçeceğiz ama Adnan Oktar siyasi görüşünü tarif edebilir mi? Benim siyasi görüşüm tabii ki sağdır. MHP, Saadet, AKP. AKP, hepsi. AKP demeyin, AK Parti'yi kızarlar biliyorsunuz. Ha evet, AKP AK Parti. Evet, AKP. Ama haklılar canım yani bir insan yani hatta vardır, hoşlanmadığı lakapla diyor, ayet var. Lakapla çağırmayın diyor. Milli görüşçü müsünüz? Erbakan hocamı ben müthiş severim ama müthiş. Evet. Yani dünyanın en iyi insanıdır. Çok evet. Çok severim. Peki Erbakan Hoca da Illuminati'den bahsetmişti son dönemlerinde. Yani siyaseti bırakmadan önce. Evet. Sizin anlattığınız örgütler de Illuminati'ye çıkıyor sonuçta. Bu Illuminati nedir? Buradan başlayalım isterseniz. Siz Illuminati'ye karşı savaş mı açtınız? Bu yayınlar Illuminati'yi deşifre etmek için midir? Evrim teorisi Illuminati'nin yaydığı bir bilimsel gibi görünen aslında safsatadır diyorsunuz. Bunlar nedir? Bunları açalım. Bunlar şeytanın çeşitli isimleri. Hiç önemli değil. Şeytanın sistemi tektir. Yani ateist düşünce çeşitli isimler altında örgütlenir. Yani mesela bir Troçkist olabilir, bir komünist olabilir, mason olabilir yahut iddia edilen Ergenekon örgütü tarzında olur. Mühim olan budur. Yoksa şudur, budur falan hiç fark etmez onlar. Peki şeytanı nasıl tarif ediyorsunuz? Şeytan Allah nedir? Yani şimdi yani, Illuminati şeytandan nasıl? Diyelim ki Illuminati'nin başkanı şeytanla nasıl görüşüyor? Şeytanı da Allah yaratır. Bütün gücünü Allah verir. Yani şeytanın yaptığı bütün eylemleri Allah yarattırır ona. Yoksa şeytan yapamaz. Allah'a boyun eğmiştir şeytan da. Yani Allah'ın dediğinin dışına çıkamaz şeytan da. Ona o gücü veren Allah'tır. Evet. Buradaki sorulardan devam edelim o zaman. Peki evrim teorisi diyorsunuz ki Illuminati'nin ve şeytanın yarattığı bir, ortaya attığı, insanları dinsiz yapma yolunda evet. Atılmış bir adımdır. Tam tersi, bunun şu anda karşı tezleri de dünyada yayılmaya başladı ve ateizm yavaş yavaş kan kaybederken evrim teorisi de onunla birlikte kan kaybediyor. Peki Türkiye'ye bakarsak şu anda, çok açık konuşayım, bakın şimdi bir Allah vardır yazısı yazdığınız zaman bile Türkiye'de gazetede çok ciddi tepkiler alabilirsiniz böyle, evet. Böyle bir ortamda. Şimdi ama siz diyorsunuz ki hayır, tam tersi ateizm kan kaybediyor, yaratıcı inanç artıyor. Şimdi böyle bir yapıdan baktığınızda Türkiye ne tarafa doğru gidiyor? Bakın Türkiye'ye bakan Türkiye'nin dindar olduğunu hemen görüyor. Yani herkes bilir. %95 Darwinizme inanmıyor Türkiye'de. Yani pratik önemlidir. Bilim adamları? Bilim adamları o eski 1800'lerin klasik yapısını devam ettiren bir gelenektir o. O gelenekte süratle azalıyor. Yani yeni gençlik çok iyi yetişiyor ve artık bu safsatlara inanmıyor. Evet. Diyorsunuz ki Türkiye'de şu anda inanç yapısı yani Darwinizmi çöktüğü bir yapı var. Peki sizin kitaplarınızdan bir tanesinde bir iddia var. Hatta ben onun altını çizdim. Diyorsunuz ki Darwinizm Hitler'i yaratan tezdir. Evet. Yani Darwinizm olmasaydı Hitler olmayacak mıydı? Kan dökücülüğün, zulmün ateistliğe, Allahsızlığa ihtiyacı vardır. Bunun için de Darwinizm tam biçilmiş kaftandır onlar için. Yani zulüm için, şeytani sistemin olması için, kan dökülmesi için bir şeylere ihtiyaç vardı. Onlar bunu Darwinizmin üstüne oturtturdular. Yani halka modern bir felsefenin üstüne bu zulmü yapıyoruz gibi bir imajla yaklaştılar halka. Evet. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi, Adnan Hoca aslında İslam inancını yay gibi görünse de aslında Hristiyanlık propagandası yapıyor. Çünkü Hazreti İsa'nın bir hadisi var, diyor ki bir yanağımı tokat atarsanız öbür yanağımı dönerim. Adnan Hoca da soruyorsunuz ısrarla, bir şey yaptınız mı size işkence edenlere? Hayır, hiçbir şey yapmadım diyor. Aslında bu Hristiyanlık propagandasıdır. Ne diyorsunuz? Tabii o güzel kardeşimiz şefkatli bir... Hazreti, bunu soran bir Hristiyandır yalnız. Öyle söyleyeyim. Evet. Ha. Ama bütün hak dinler, bütün İslam dinleri aynıdır zaten. Yani İslamiyet'in Hazreti İsa'nın getirdiği dinden bir farkı yoktur. Fakat Hristiyanlık tahrif olduğu için, değiştiği için
Cenab-ı Allah hak din olarak şu an İslam'ı esas almıştır. Ama Hristiyanlıktaki şefkat, Müslümanlıkta şefkat, Musevilikteki şefkat ve sevgi hep aynıdır. Hazreti Adem'den itibaren hep aynı sistem gelmiştir. Fakat insanlar dini uygularken bunu bazen bozmuşlardır, bazen saptırmışlardır. Fakat özünde bu sevgi zaten vardır. Peki 2 yaşında bir kıza tecavüz eden de Allah'ın isteğiyle mi yapıyor bunu? Allah'ın gücünün dışında hiçbir şey yoktur. Yani her ne olursa olsun, yani atomun içindeki nötronun yörüngesindeki hızına varıncaya kadar onu hareket ettiren güç tamamı Allah'tır. Ve bizi imtihan ediyor. Mesela ben sizi şu an görüyorum. Nerede görüyorum? Beynimin içinde görüyorum. Siz nerede görüyorsunuz? Beyniniz içinde görüyorsunuz. Bu Allah'ın özel bir sistemidir. Allah insanların hamiyet hislerini yaratır. Allah insanlara birçok olaylar gösterir ve imtihan eder. Evet. Sonuçta hep bu sorulardan geliyoruz. Kötü olaylarla ilgili olarak ne diyorsunuz diye bunları geçiyorum. Sizin bir zamanlarda başka terörlerle ilgili çıkışlarınız olmuştu. Onların hepsini tabii şurada bulmak, çıkarmak geçmişten mümkün değil ama bugün yine hatırlatmış sevgili seyircilerimizi, uzaylılara inanıyor musunuz? Ya olabilir, niye olmasın? Yani. Yani dünya dışı varlıklar olabilir mi? Olabilir tabii. Peki bu Kur'an'daki bilgilerle çelişir mi? Yok. Gayet normal. Reenkarnasyona inanıyor musunuz? O olmaz. Kur'an'da olmaz. Kesin hüküm var. Yani tek dünya hayatına inanıyorsunuz. Tabii yani ayet çok açık. Yani Adnan Oktar bir ruh bir kere yaşadı bitiyor. Ayet söylüyor zaten Allah dönemezler diyor. Bir perde vardır, bir daha dönemez artık. Geri dönmek isterler fakat dönemezler diyor Allah. Anladım. Peki sizin teorinizle yani sizin inancınızla reenkarnatif inanç, tekrar ruhun bedenlenmesi, ankarne olması, ete girmesi Latince çelişen bir inanç. Dolayısıyla yani siz ona inanmıyorsunuz. Peki adalet nerede? Birisi sakat, birisi güzel, birisi havalı, birisi çirkin. Adalet tek dünya hayatında sağlanamayacağına göre, bunu Hintliler söylüyor, ben değil. Dolayısıyla reenkarnasyon toplam hayatların, binlerce hayatın sonucunda sağlanmış bir adalettir deniyor. Siz bu modele inanmadığınıza göre adaleti nasıl tarif ediyorsunuz? Adalet budur zaten. Yani adaletin oluşması için eksiklikler, yanlışlıklar, bozukluklar, sakatlıklar olması lazım. Onun içerisinden adalet çıkar. Eğer her şey dümdüz olsaydı zaten adalet kavramı olmazdı. Evet. Yani reenkarnasyona inanmıyorsunuz kesinlikle. Öyle bir olay yok. İslam zaten hakim olacak. Hindu kardeşlerimiz de bunu görecekler. Hı hı. Çok az bir vakit var. Kıyamete de çok az bir vakit var. Az dediğiniz yani 100 seneden fazla var. Korkutmayalım yani, şimdi. Ama bu doğru. Gerçek bu. Yani bakın o... Bakabilir miyim? Evet buyurun. Sana. Bakın ne diyor Suyuti? İbni Abdülhamid tefsirine diyor ki Muhammed Fadıl ve uzun bir serseri anlatıyor. Hı hı. Allah gökleri ve yerleri 6 günde yaratmıştır. Rabbim yanında bir gün sizin dünya hayatını saydığınız 1000 yıl gibidir. Ve dünyanın eceli 6 gündür. 7. günde kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir ve siz 7. gündesiniz. Hadis bu. Yine Ahmet İbni Hanbel ileliğinde, Hanbeli mezhebinin kurucusu, ileliğinde nakletti. İsmail bin Abdülkerim, Abdülsamet'ten, o da Vehb'den rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir. Bu ne demektir? Hicri 1500'de ümmetin icabet ömrü bitiyor. Yani 1500'den sonra artık kıyamet bekleniyor. Said Nursi de 1545 yılında Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor. Yani biz dünyanın son anlarındayız. Bu Suyuti'nin tasnifini hadisler, ahir zamanı Mehdi'sinin alametleri, Ali bin Hüsamettin el-Müttakin'in kitabına bakarsa kardeşlerim 88. sayfaya, 89'da 8 tane bu hadisi göreceklerdi. 8 ayrı hadis vardı. Hepsi aynı konuyu anlatıyor. Evet. Bu arada Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili de biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili de Cübbeli Ahmet Hoca o meseleyi İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'tan aktardı. Mektubat adlı eserinden aktardı. Bu konuda Adnan Oktar ne diyor? Acaba kendisi İmam-ı Rabbani ve Mektubat'ı duydu mu diyorlar? Tabii ben çok severim İmam-ı Rabbani, okurum. İmam-ı Rabbani'nin belirttiği hadis oluşmuştur zaten. Lülün kuyruklu yıldız, yani çift uçlu kuyruklu yıldız çıkacak diyor. İlk defa bin küsür senede bir çıkan bir yıldızdır. İlk defa çıkmıştır Lülün kuyruklu yıldızı. Ve batıdan doğuya gidecek diyor İmam-ı Rabbani Mektubat'ında. Aynen dediği gibidir. Aynı şekilde ve çok parlak olacak diyor. Bu da oluşmuştur. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'nin izahlarıyla bir çelişkisi yok burada. Ayrıca birçok alametler belirecek diyor Mehdi çıkışından evvel diyor. Alametlerin hepsi belirdi. 2 Ramazan'da güneş tutulması, İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulması, kuyruklu yıldızın doğması, Kabe baskını, güneşten bir alametin belirmesi, çöle batan ordu, Irak ordusu,
Bağdat'ın Alevlerle yok edilmesi ve birçok. Bu soru da önemli bence. Adnan Oktar'a sorar mısınız? Metnin çıkışıyla ilgili detayları, daha doğrusu kanıtları bize Kur'an-ı Kerim'den versin. Başkalarının yazdıklarından değil. Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 55. ayetiydi hatırladığım kadarıyla. Okusun kardeşimiz. Cenab-ı Allah dünya hakimiyetinden bahsediyor orada. Eğer samimi olursanız dünyaya hakim edeceğim size diyor. Oradan onu anlayabilir. Evet, Nur Suresi 55. ayet diyorsunuz. Nur Suresi 55. ayeti. Samimi olursanız dünyaya, peki bu metnin çıkışını işaret mi ediyor? Tabii ki, yani dünya hakimiyetine ait bir ayettir. Yani dünyaya hakim olmayacaksa İslam, Cenab-ı Allah zaten o ayeti koymazdı oraya. Peki şimdi yaratmaz o zaman ben de inşallah geçmişe döneyim biraz yaptığım araştırmalara. Evet. Peki Dabbetül Arz, onu da açalım, nedir? Dabbetül Arz? Yeryüzünde debelenen. Önümüzdeki şu bilgisayar aleti. Yani topraktan mamuldür. Konuşuyor, insanlara hitap ediyor. Bakın, özelliklerine Kur'an'daki özellikle bakıyoruz. Topraktan mamul. Ve konuşan. Yani canlı özelliği göstertiyor. Buna bakıyoruz. Bu da konuşabilen. Canlı özelliği göstertiyor. Fakat canlı özellik göstertiyor. Buna bakıyoruz. Bu da konuşabilen. Canlı özelliği göstertiyor. Fakat canlı özellik sadece konuşma özelliğini belirtiyor Cenab-ı Allah. Bir de topraktan mamul diyor. Burada alüminyumdan, işte silisyumdan, bakırdan, metallerden oluşuyor. Peki şöyle bir aslında konu da var, bunu da sormak gerekiyor. Yeryüzünden öyle bir dabbe çıkartırız ki diye devam ediyor. Evet. Yeryüzünden dabbe çıkması ne demek? Yecük mecük, bunları da açalım biraz. yer altından. Bu yer, işte yer altına yerden imal edilmiş diyor. Yerden mamul bir dabbe. Bu da yerden mamuldür. Yani topraktan mamuldür. Siz bilgisayar mı diyorsunuz dabbe? Evet, evet, evet. Yani şu bilgisayar dabbe midir şimdi? Evet. Yani insanlara anlatır diyor zaten. Anlatıyor. Yani ben anlamadım şimdi. Bu bilgisayarların hepsi Dabbetül Arz mıdır? Evet, bence Dabbetül Arz o. Yani insanlara anlatıyor, dini anlatıyor, İslam'ı anlatıyor ki Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya hakimiyeti için özel yaratılmıştır. Bilgisayar da, internet sistemi de. Peki 600 yılında yaratılan ve 600 yılında üstünde konuşulan eserler var. 640, 650, 700, 750. Evet. Orada da Dabbe'den bahsediliyor. Şimdi 1999, 2009, 2000 yılları tartışıyoruz. Şimdi siz bilgisayarın Dabbe olduğunu söylüyorsunuz. Bakın çok ilginç bir noktaya geldik. Evet. Ama ahir zamanda çıkacak o. Ahir zamanda, yani din zayıfladığı dönemde çıkacak diyor. Yani bu internet sistemi şeytan tarafından yaratılmış bir sistem. Hayır hayır, şeytani değil. Dabbetül Arz zaten dine hizmet ediyor Dabbetül Arz. Kur'an'da görürsünüz bunu. Yani siz Dabbetül Arz'ı pozitif bir şey olarak görmüyorsunuz. Evet. Peki niye Kur'an'da yeryüzünden öyle bir dabbe çıkartırız diye korkutucu bir şekilde bu konuya giriyor? İnsanları uyaracak diyor. Ve o da uyarıyor insanları. Yani herkes şu an mesela bilgisayarın başında dünyanın birçok yerinde. Oradan insanları uyarmış oluyor. Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kılıncıdır aslında internet sistemi. Evet. Yani internet sisteminin İslam'ın yayılmasıyla bir ilgisi de var diyorsunuz. Evet, evet. Peki. O zaman hemen sorulara kaldığımız yerden devam edelim. Genelde metafizik sorular da geliyor. Genelde metafizik soruların yanında Masonluk Teşkilatı'yla ilgili sorular geliyor. Masonluk Teşkilatı'yla ilgili o kadar çok soru var ki sevgili seyirciler, hepsini burada okumam mümkün değil. Çünkü bu bölümde daha çok bilimsel tartışma yapıyoruz. Yoruldunuz mu? Devam edelim o zaman. Evet, kaldığımız yerden çok açık ve net bir şekilde tartışmaya. Evet. Diyorlar ki Sayın Adnan Oktar raporunu iptal ettirdiğini söylüyor askeri hastanede. Peki bir rapor iptal ettirdi, 6 tane daha var. Doğru mudur bu? O dönemde vardı raporlar. Yani o şekilde vardı. Ama mühim olan askeri hastanenin bozmuş olması. Yani bir tanesini bozulan hepsi bozulmuş mu diyorsunuz? Hepsi bozuyor tabii. Üst ihtisasta da hepsi bozuldu. Anladım. Evet. Şu an itibariyle öyle bir rapor yok diyorsunuz yani. Peki, Mehdi diye bir şey yoktur İslam'da. Bu mail çok geliyor, bunu sormak zorundayım. Mehdi diye bir şey yoktur. Mehdi diye bir şeyi uyduranlar kendini Mehdi olmaya yakıştıranlardır. Bakın, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği hadislerin tamamı çıkmış. Yani oldu, olacak mı diye bir konu yok. Olmuş zaten. Bütün alamet çıkmış. Peki bu hadislerin güvenirliği hakkında ne diyebiliriz? Güvenirliği zaten olayın tahakkuk etmesiyle anlaşılmış. Yani netleşmiş olay. 10 yıl, 20 yıl içerisinde tahakkuk ettiğini de görecekler. Yani İslam'ın dünya hakimiyeti binlerce yılda bir, bütün peygamberlerin kitaplarında geçen bir konudur. Dünyanın son zamanlarında İslam bütün dünya hakim olacaktır. Yani kaya yazmalarında, birçok eski eserlerde, eski kitaplarda hepsinde vardır bu. Tevrat'ta da geçer, İncil'de de geçer dünyaya hakimiyet. Yani İslam kıyamete yakın dönemde tam anlamıyla dünyaya hakim olacak son kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. İki tane diyor kafir dünyaya hakim olmuştur. İki tane de Müslüman hakim olmuştur. Üçüncü olarak da evlatlarında Mehdi hakim olacaktır diyor dünyaya. Süleyman ve Zülkarneyn'dir Müslüman olanlarda. Evet.
Kaldığımız yerden devam edelim. Burada birçok soru var. Fizikle ilgili sorular var. Şimdi en çok bu soru soruluyor. Bunu siz yokken de konuştuk. Tekrar o soru çok geldiği için o konuyu biraz da açarak soracağım. Diyorlar ki Adnan Oktar bütün sorulara cevap veriyor. Çok teşekkür ederiz. Açıklıkla konuşuyor. Kendi geçmişle ilgili bizim bilmediğimiz şeyleri de söylüyor. Gerçekten söylüyorsunuz. Peki neden bilimsel tartışmanın tıkandığı her noktada onu da Allah yapmıştır, bunu da Allah yapmıştır noktasına geliyor? Ve en önemlisi bütün tartışmanın, evrimin, Big Bang'in geldiği noktada neden her şeyi bir iman noktasında kesiyor? Yani iman noktasında konuyu getirip tartışılmaz hale getiriyor diyor. Çünkü imana geldiğiniz zaman kimse tartışamaz. İmandır dersiniz, geçersiniz. Daha kesin bilimsel verilerle evrim karşıtı teoriyi nasıl açıklayabiliriz diyorlar. Yani insanların aslında inanmaya ihtiyacı var ama daha kesin bilimsel veri istiyor. Harun Yahya net, Harun Yahya org, Harun Yahya com. Ama şimdi biz buradayız, burada açıklayalım. Çok kapsamlı göreceklerdir. Benim kanaatim bu akşamki anlatımla kesin kanaatleri geldi. Yani çok çok muhannet olmadıktan sonra aklı başında bir insanın bu anlatımlara direnmesi mümkün değildir. Çok açık ve sarihtir. Yani bizim milletimiz de imanlı, samimi bir millettir. Bu anlaşılmayacak, yani karma karışık bir konu değildir. Yani Allah kendi varlığının anlaşılmasını, yaratılışın anlaşılmasını karma karışık yaratmamıştır Allah. Yani 7-8 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun anlayacağı kadar kolay yaratmıştır. Hacca gittiniz mi? Hayır, gitmedim. Ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Hacca gitmek çok güzel, isterim tabii ki. Eğer İstersiniz. Bırakırlarsa giderim. Kim bırakacak? Devletimiz. Yurt dışı çıkış yasağınız evet, var mı? Evet. Ne kadar zamandan beri? Epeyden beri var. Neden? Vergi borcunuz mu var? Yok, bu mahkemeden dolayı. Ya ondan dolayı yurt dışı çıkış yasağı kondu size. Yok, ben yine iyi niyetli soruyorum. Vergi borcunuz mu var diye. Daha şeymiş. Evet. Peki burada peygamberimiz bile ben sonumun ne olacağını bilemiyorum derken Adnan Oktar 20 sene sonrayı nasıl biliyor diyorlar. Burada biraz insanlarımızın kafası karışık. Ben bunu hadislerden söylüyorum. Hadisler çıktı, yani çıkacak demiyorum. Çıktı, olaylar şu an devam ediyor. Bir daha tekrarlayalım mı olayları? Bakın, Kabe baskını. Hicri 1400'de oldu. Güneşten bir alametin belirmesi. En büyük güneş patlaması oldu bir yüzyılın. Çöle batan ordu, Irak'ta oldu bu olay. Bağdat'ın alevleri yok edilmesi. Bu olay oldu biliyorsunuz. İki, Ramazan'da güneş tutulması. Bu olay 1981'de ve 82 yıllarında oldu. İran-Irak savaşı, Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi. Biliyorsunuz Fırat'ın suyu barajda kesildi, gazetelerde yazdı. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. İki kere üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. Tam hadisteki gibi. Kuyruklu yıldızların doğması peş peşe, ikisi de doğru. Ve yani önü arkası yok. Çok fazla hadis var, hepsi tahakkuk etmiştir. Evet, bazı iddialar da var. Onlar da daha değişik perspektiften bakıyor. Ara fosil bulunamaz. Çünkü Hazreti Nuh'un gemisiyle başka gezegenden dünyaya geldik. Ara fosil bundan dolayı bulunamaz. Adnan Oktar'a aktarırsanız seviniriz diyorlar. Şimdi bakın, ben söylüyorum, yine söylüyorum. Yani herhangi bana şöyle birkaç santimetre karelik de olsa bana bir ara fosil getirsinler. Söz veriyorum, 10 trilyonu o an vereceğim. Ama 10 trilyonu nereden bulacaksınız onu söylemiyorsunuz. Bankaya bloke edin, ara fosili getirelim. ama ben de şimdi onlara diyorum, onları da bulamazlar. Çünkü yok. Yani kimseyi oturup gereksiz kandırmanın alemi yok. Yani çocuk gibi izahlar yapıyorlar. Bir kere proteinler tesadüfe meydana gelemiyor. Ara fosil yok. Ve 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil var. Şunu uzatır mısınız? Evet. Nedir bu? Tavşan mı? Tavşan evi. Evet. Bakın, hiç en ufak bir değişiklik yok. O kerata buradan. Evet. Tam bıcır, bilmiyorum, görünüyor mu burada? Evet. Yani şimdi diyorsunuz ki bu tavşan kaç milyon yıl önce? Kaç milyon yıl? 33 milyon yıllık. 33 milyon yıl önce bu tavşan bakın, bu tavşan. Yok, evet. Yani ara fosil yok. Yani bu tavşan 33 milyon yılda bu halden ya da biraz daha kaldırır mısınız lütfen? Bu hale gelene kadar diyorsunuz ki bu tavşanın bir ara fosil halinde bir mütasyon sonucu başka bir şekil alması gerekiyordu. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ya aslında anladı herkes bunu. Anlamadığım bir şey konu yok da yani biz öyle yani hükmen anlatıyoruz. Yoksa bu anlaşılmayacak. Yani 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil olur da daha hala evrim teorisi ayakta kalabilir mi? Peki ama şimdi şöyle bir şey var. Siz 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil diyorsunuz. Karşı tez diyor ki 250 milyon adet evrimi ispat eden fosil var. Bir tane getirsinler, anlaşacağız zaten. Yani bakın ya, bu çok açık net. Herhangi bir yer söyleyeyim. Mesela buraya da getirebilirler. Bir dahaki haftaya da gelebilirler. Bir paket içerisinde getirecekler. Buraya koyacaklar. Ben de oraya parayı koyacağım. O kadar. Yok yani açıkça söyleyeyim. Yani, ama ben şunu anladım. Ben de 10 trilyon yok. Ara fosil de yok.
Yani peki illa gerekiyorsa getireyim parayı. 10 trilyonu haftaya getirirseniz ara fosil evet. gelir belki. Peki burada birçok sorular var. Sorulara devam edelim. Ben size şunu söyleyeyim bakın. Programda her şeyi konuştuk. Yani açık seçik sizin şizofren raporunuzun nasıl iptal edildiğini, nasıl hastanede kaldınız. O konularla ilgili soru çok az geliyor ama bu Mehdi konusunda gerçekten seyircilerimizde bir takıntı oldu. Mehdi ile ilgili Adnan Oktar nasıl bu kadar kesin konuşuyor diyorlar. Said-i Nursi'nin kitaplarını okumadı mı? Fethullah Gülen'in konuşmalarını dinlemedi mi? Veya işte Cübbeli Ahmet Hoca'yı başka hocalar sayıyorlar. Bir sürü hoca sayıyorlar. Ben hepsini saymak istemiyorum burada. Yaşar Nuri'nin kitaplarını okumadı mı? Onlar bilmiyorlar da Mehdi Adnan Oktar mı bu kadar kesin 20 yıla sığdıracak kadar net tarif ediyor. Mehdi konusunda ciddi bir takıntı var yalnız onu söyleyeyim. Mehdi'nin geleceğini Said Nursi çok net açık ifadelerle çok kapsamlı olarak belirtiyor. Risale-i Nur Külliyatı'nda bunu açık görebilirler. Evet. Yani bilmiyorum var mı öyle bir bilgi. Ha mesela bak Risale-i Nur Külliyatı evet şurada var bakalım. Bakın hem bu üç vezayif görev birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda kendi zamanında. Siz şimdi şu anda Said Nursi'den mi okuyorsunuz? Evet evet kendi zamanında mükemmel olması ve birbirini cerh etmesi, birbirine engel olması, zarar vermesi pek uzak adeta kabil, mümkün görülmüyor. Yani mümkün değil Mehdi gelemez bu zamanda diyor. Ta ahir zamanda yani bu devrimizi söylüyor. Ali Beyt-i Nebevi'nin peygamberimiz soyunun cemaat-i nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de. Yani şahıs olarak Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki o küçük grubundaki şahsı manevide ancak içtima edebilir, ancak oluşabilir diyor. Evet. Mesela bakın, fen ve felsefenin tasallutuyla, etkisiyle maddiyun ve tabiyun taunu, Darwinizm ve materyalizm hastalığı, maddiyun ve tabiyun taunu, Darwinizm ve materyalizm hastalığı beşer için intişar etmesiyle her şeyden evvel Mehdi'nin birinci görevini söylüyor Said Nursi. Felsefeyi ve maddiyun fikrini Darwinizm fikrini tam susturacak bir tarzda Darwinizmi yerle bir edecek diyor Mehdi. İmanı kurtarmaktır. Mehdi'nin birinci görevi bu diyor. Said Nursi Darwinizmi ilgili hiçbir çalışma yapmamıştır. Dolaylı yoldan açıklama yapmıştır. Mehdi'ye bırakmıştır Darwinizmin yıkılışını. Bir dakika yine kendinizi darif ettiniz burada. Darwinizmi yıkıyorum dediniz biraz önce. Şimdi biz öncüsüyüz. Ben Mehdi var. Bak bir kere açık açık söyleyeyim. Ben açık konuşalım. Ben Mehdi değilim. Ben Mehdi'lik iddiam da yok. Yani bu eğer sabaha kadar da söylerim ben bunu. Böyle bir iddiam yok. Hı-hı. Ama ben bu Said Nursi'nin dediğini söylüyorum. Hilafet-i Muhammed'i ünvanıyla peygamberimizin manevi halefi ünvanı şiari İslamiye'yi İslam'ın ahlakını, esaslarını ihya etmektir görevi. Alem İslam'ın vahdetini, İslam aleminin birliğini noktayı istinat edip yani dayanak noktası yapıp bu görevi yapacağını söylüyor. O zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın yani Müslümanların birleşmesiyle, muavenetiyle bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Yapacak diyor Mehdi görevini. Yani Said Nursi Mehdi'yi tarif ediyor diyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla buradaki gelen mesajlara katılmıyorsunuz. Evet. Said Nursi Mehdi ile ilgili bir şey yazmadı diyenlere katılmıyorsunuz. Peki Adnan Bey nerelisiniz? Ben Kafkas kökenliyim. Kafkas kökenlisiniz. Kökenli. Peki sizin aha. için daha önce yazılan Sabataizm ile ilgili kitaplarda bir suçlama var mıydı? Nedir? Söyle. Yani sizin Sabataist olduğunuzu yazdı mı hiç kimse? Onu soruyorlar. Yok değilim Sabataist değilim. Yazıldı mı hiç peki bu? Ben anti-Sabataist. Böyle bir suçlamaya maruz yok, kalmadınız. Yok. Yani desinler zaten bana her türlü suçlamalar. Yani dünyadaki bütün suçlamaları yaptılar. İftihar ederim. Ben öyle şeyden tedirgin olmam. Peki. Ama öyle bir şey duymadım. Alevilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Aleviler Allah'ın arslanları. Onlar bizim canımız yerimiz. Şiiler, Caferiler onlar çok takva ve tertemiz insanlardır. Mezhep bölünmesi yapmak, mezhep nefreti yapmak çok büyük bir fitnedir. Ayıptır, günahtır. Vehhabiler de bizim kardeşlerimizdir. Tertemiz insanlardır. Hepsi takva, tertemiz insanlardır. Biz de Allah'a çok şükür ehli sünnet Müslümanlarız. Biz de tertemiz insanlarız. Müslümanların bölünmeye değil, birleşmeye ihtiyacı var. Peki, diyorsunuz ki dinde mezhep ayrımı yoktur ama Allah'ın gönderdiği kitaplardan sonuçta anladığımız kadarıyla yani ehli kitap olan dinlerden Yahudiler de ehli kitap. Evet. Ama siz Yahudilere yayınlarınızda özellikle ciddi bir sorunsal olarak yaklaşıyorsunuz. Yok, ben
Yahudilik ve masonluk mesela başlıklardan bir tanesi. Yok, çok severim ben Yahudileri. Ben geçenlerde hahamlar bizim evimizde gelip kaldılar. Yani Sanhedrin hahamları geldi. Daha önce de İsrail'in ünlü hahamlarından geldiler. Ben Musevileri çok severim. Peki o zaman sizin sorunuz Siyonizm'le. Tabii ateist Siyonizm. Yani ben dindar Musevileri yani canım gibi severim. Tertemiz insanlar. Niçin onlara karşı olayım? Anladım. Yani Yahudilikle bir sorun yok ama Siyonizmle bir sorun var. Tabii. Çünkü bu kitaplarda Yahudilik ve Masonluk diye bazı başlıklar da gördüm ben. Masonik düzende özellikle. O zaman şunu da sormam gerekiyor. Masonik yapılanmayla yani Gönye, Pet, Bergel, Cetfel, işte ustalar, Hiram Usta, ondan sonraki gelenler Usta, Çırak, Kalfa, Eşkisi, daha fazla deşifre etmeyelim. Genellikle Museviliğin aynı sembolik tabanı kullandığı iddia ediliyor. O zaman buna katılmıyorsunuz siz. Orada sahtekarlık yapıyorlar. Zaten Kur'an üstüne yemin ettiriyorlar. Tevrat üstüne yemin ettiriyor, İncil üstüne yemin ettiriyorlar. Halbuki zaten o üç kitaba karşı bunlar. O bir şeytani oyundur. Yani Tevrat'tan da alıntı yapmalar o da bir şeytani oyundur. Dindarları kandırmak için yapılmış bir oyundur. Evet, dindarları kandırmak için yapılmış bir oyundur. Yani girişte biz de dindarız, biz de Allah'a inanıyoruz deyip onları aldatmak için yapılan bir oyun. Peki masonluğun altında Türkiye'de örgütlendiğini yine iddia ettiğiniz başka dernekler de var. İşte Yahova şahitleri var, başka Rotaryan kulüpler var, başka. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, yani Yahova şahitlerine benim öyle bir iddiam olmadı. Öyle mi? Tabii. Rotary kulüpte yani normal bir... Onların masonik teşkilatlarla alakası yok. Dolar yoldan olabilir. Yani masonlar onlardan insan alıyor olabilir ama onların yani saf masonik bir örgütler mi değildir? Anladım. Peki burada o zaman genel olarak yine şeyle soruluyor. Bu geçmişle ilgili TRT programlarından çıkılan bazı programlardan görüşler var ama onları sormayacağım. Çünkü burada başka türlü cümleler de var. Şöyle sorular var. Adnan Oktar Rusya, Çin, İran, Hindistan hakkında ne düşünüyor? Yani yeni güçlenen dünya hakkında ne düşünüyor? İslam Birliği'nden bahsediyor. Rusya'nın farkında mı diyorlar? Ve yine İslam Türk Birliği'nden bahsediyor ama... Özellikle Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin Rusya izin vermeden adım atamadığını bilmiyor mu diyorlar. Rusya'yı da içine alacak Türkistan Birliği. İsrail'i, Azerbaycan'ı, Türk devletleri. İsrail'i. Tabii. Yani Ermenistan'ı da içine alacak. Yani peki, İsrail'i nasıl İslam Birliği'ne koyacağız? İslam şefkat dinidir. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Museviler adeta cennet gibi bir ortamda yaşamışlardır. Son derece rahat etmişlerdir. Çok güzel ticaretlerini yapmışlardır. Can güvenlikleri yerinde olmuştur. Sevgi saygı görmüşlerdir. Evet, siz İslam ve Türk Birliği'nden bahsederken İsrail'den Rusya'ya kadar gidiyorsunuz. Tabii yani çapı çok büyük olacak ve sonunda zaten dünyaya hakim olacak inşallah. Buna inanıyorsunuz yani siz gerçekten? Yani ben buradayım. Eğer 10-20 yıl içerisinde olmasa bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Peki bu sizin ideal İslam Türk Birliği'nizde lider kimdir? Türkiye'dir tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter laik yapısını nasıl görüyorsunuz? Son derece güzeldir Türkiye'deki sistem. Laiklikte İslam'ın bir garantisidir. Münafık olmaz laik sistemde. Siz şeriatçı mısınız? Değil. Ben Kur'an'a tabiyim ve ehl-i sünnetim. Yani devletin şeriat ile yönetilmesini mi istiyorsunuz? Öyle bir zorlama yok. Yani devlet kendi vasfını koruyacak. Şu anki sistemi koruyacak. Yani her devlet kendi sistemini koruyacak. Bu yani bir öyle manevi dost. Öyle bir iddianız yok. Bir sevgi birliği, muhabbet birliği. Yani insanların gönlüne bir sevgi oturacak. Bizim milletimiz dışarı çıktığında birbirini sevsin, birbirine selam versin. Yani insanlar mesela bakıyorum ben gözleri yerde. Birbirine selam veremiyorlar, birbirine bakamıyorlar. Mesela dışarıda insanlar rahat gezemiyor. Huzurlu değil insanlar. Güven içinde gezecekler. Evet. Neşe ve sevinç içinde gezecekler. Her yer meyve ağaçlarıyla dolacak. Almanya'dan parklar, bahçeler çok güzel olacak. Almanya'dan gelen mailler var. Adnan Oktar Darwinizmin yok olduğunu iddia ediyor ama Almanya'da ortaokullarda ve liselerde çocuklara Darwinizm dersi okutuluyor. Türk ve Müslüman çocuklar da bu dersten not alarak geçiyor diye Almanya'dan bir Türk vatandaşı. Biz de okuyoruz. Nemrut devrinde neler olmuş, Firavun devrinde tarih anlatıyorlar onlar. Yani bir ölmüş ceset hakkında bilgi verilmesi önemli değildir. Yani kadavra olmuştur artık Darwinizm. Ölüdür yani ölüden bahsediyorlar. Ama orada 6 yaşında bir çocuk bunu okuyor yani onun ölü olduğunu bilmiyor. Yok hiçbir şey olmaz. Çocuklar internete girdiklerinde daha ilk baktıklarında olay biter. Yani Fransa'da zaten şu an şikayet etmişlerdi. Gençliği artık kontrol edemiyoruz. Harun Yahya'nın etkisi sebebiyle gençler Darwinizm'e artık inanmıyor diye resmi açıklama yaptı Fransa. Yani şu anda sizin Fransa'da etkili bir yayınınız var mı? İnternet kanalıyla. Peki ben buradan Google'da Fransa artı Harun Yahya yazsam ne çıkacak? Bir şey çıkacak mı? Çok şeyler çıkar. Tamam bu arada ben size gelen sorulardan bir tane daha sorayım ve hemen Fransa'daki Google artı Harun Yahya aramasına başlayayım. Diyorsunuz ki Adnan Oktar, bunu da hemen sorayım burayı keserek. Adnan Oktar cennete gireceğinden ne kadar emin konuşuyor? Bunu nasıl biliyor?
Nereden çıkartıyor kardeşimiz öyle bir şey? Olur o kadar güzel bir cennet tarif ettiniz ki armutlar, bahçeler, elmalar. Onu da kendiniz de oraya koyacaksınız. Hayır hayır, ben Türkiye'yi diyorum, yani İslam alemini. Cennet, o zaman o yanlış anlamış. Evet, cennet gibi yapacağız diyorum tabii. Anladım. Şimdi, onu... Yoksa biz bilemeyiz. Cehenneme de gidebiliriz, cennete gidebiliriz. Ümit ve korku arasındayız. Hiç kimse için peygamberler dışında garanti yoktur. Evet. Peki burada gelen sorulardan, ben bu arada Fransa ile ilgili bir araştırma yapıyorum şu anda. İnternette Harun Yahya artı Fransa dediğim zaman çıkan birazdan sonuçları göreceğiz. Yine gelen sorulardan bir tanesini ben size sormak istiyorum. Bu kitaplarda aslında yaratılan, daha doğrusu bu kitaplarda ortaya atılan tezlerden bir tanesiydi. Hayalin diğer adı madde diyorsunuz. Fransız var değil misin? Var. Hayalin diğer adı madde diyorsunuz. Onu okuyacağım şimdi. Hayalin diğer adı madde derken Big Bang teorisini nereye koyuyorsunuz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi ve bu Big Bang teorisinde... Yaratılış patlamasından önceki sıfır saniye, yani sıfırıncı saniye iman olarak tarif ediliyor. Bana imanla olaya bakmayan, gönülle olaya bakmayan bir insan, aklıyla olaya bakan, rasyonel bir insan olarak sıfırıncı saniyeyi Allah yarattı demeden tarif edin diyor. Önce isterseniz onu yok. Tamam, siz de bu arada sorun cevabını düşünün. Evet. Monsieur Harun Yahya Edisyon Global diye gelmiş Bordo'dan, Bordo Belediye Başkanlığı'ndan. Siz Bordo Belediye Başkanlığı'na kitabınızı göndermişsiniz ve Cher Monsieur diyerek de Alain Juppé size teşekkür etmiş. Evet. Evet, Fransızca mı gönderdiniz? Evet. Bordo Belediye Başkanlığı'na. Bana verirseniz dosya başka şeyler. Evet, Tony Blair'a da göndermişsiniz onun arkasında. Evet. Gördüm. Peki bu soruyu nasıl şey yapacağız, açıklayacağız cevabını? Bana imandan... Bir şey yoktur yani, imanı böyle bilimsellikle alakasız görmek pek akıllı bir hareket değil. Zaten insan 70-80 yıllık bir ömrü var. Bu süre içerisinde Allah'a kul olarak yaşıyor. Yani istese de istemese de kul olarak yaşar. Kainatın yaratılışı tabii ki metafiziktir. Yani sıfır hacim, sonsuz yoğunluktaki bir şeyden, yani yokluktan bütün kainat yaratılmıştır. Allah'ın varlığının apaçık delilidir bu. Yani karma karışık bir yönü yok bunun. Peki cinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Cinler var, doğru. Var. Peki var. Burada o zaman size bir teklif var. Bana bir cin göstersin, 10 bin euro masada diyor. Aklına atar cin görsün. Acayip korkar. Ne diyorsunuz? Eğer kaldırabilecekse. Nasıl Araf usulü gösterin 10 bin TL diyorsunuz. O arkadaşımız da evet, bir cin gösterince 10 bin euro diyor. Peki siz isterseniz o dokümanlara bakarken bir kısa reklam arası verelim. Hem de evet, bir çay molası verelim. Kısa reklam arasından sonra buradaki sorulardan sentez bölümüyle zaten programı yarım saat içinde bitireceğiz. Şöyle yapalım. Siz arkadaşlarla devam edin, ben gideyim. Ama çok az kaldı bitirmemize. 20 dakika kaldı. Siz başladık, siz bitirmeyelim. Kısa bir reklam arası. Tamam. Reklam arasından sonra birlikte bitireceğiz. Tamam. Sevgili seyirciler, Adnan Oktay birazdan aramıza dönecek. Son sorularınızı da soracağım. Sentez bölümüyle bitireceğiz ama burada bu arada Adnan Oktay yokken ben size bazı soruları soruyorum. Özellikle yine evrim teorisiyle ilgili olarak, yaratılış atlası ile ilgili, Richard Dawkins ile ilgili olarak. Hemen isterseniz size sorayım, size de sorayım Adnan Oktay gelene kadar, sonra buraya geçelim. Diyorlar ki evrim teorisiyle ilgili olarak, yine aynı soru, bu çok soruluyor. Şu anda bu teoriyle dünyada ameliyatlar yapılırken, yani bu teoriden yola çıkarak biyoloji bilimi gelişmişken, dünyadaki en tıbbi bilim, teknik evrimle sonuçta kendini kabul ettirmişken, öyle diyor mail. Dolayısıyla bu yazan da bir doktor, tanıyorum. Şu anda aynı şeyi örnekliyor burada mesela. Ay'a da gidildiği zaman orada kullanılan bilgisayar şu anda kullandığımız iPhone'lardan daha kapasitesiz bir bilgisayardı. Yani bir model var, o model üzerine modelleme yapıyoruz. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki biyoloji bilimi, tıp bilimi, araştırmalar, genetik bilimi evrimi kabul ederek bugünlere geldi. Şimdi evrimi kabul ederek bugüne gelmiş bir bilim içinde iman noktasını bilimin içine kattığınız zaman nerede rasyonelsiniz, nerede irrasyonelsiniz, nasıl ayıracağız? Aynı şeye bakın, bunu size soruyor. Yani bir doktor olarak evet, işinizi yaparken rasyonalite ile irrasyonalite arasında nerede duruyorsunuz? Şimdi bakın, biz bunu İngiltere'de karşılaştık, bu soru, bu yaklaşımla. O da şu, diyorlar ki evrimi nasıl kabul etmezsiniz? Dedik ki evrimi kabul etmiyoruz. Ha dediler, siz Darwinistik evrimi, Darwinistik evolution'u kabul etmiyorsunuz dediler. Yani Darwinci evrimi biz kabul etmiyoruz. Yoksa evet, evrim yani gelişme anlamında tabii ki var. Toplumların sosyal anlamda gelişmesinde, ileriye dönük modernleşmesinde, işte icatlar bulunmasında tabii ki gelişme olacak. Biz gelişmeye karşı değiliz. Bunu açıkça net bir şey ortaya koyalım. Biz Darwinist evrim teorisine, bu yaklaşıma bilimsel olmadığı için, bilimsel veriler tarafından çürütülmüş olduğu için karşıyız. Evet. Çok kısa sizden de alayım, hemen adam belirtelim. Evrim teorisi çok yanlış. Bir kere evrim teori değil. Şundan dolayı değil, siz önce bir hipotez ortaya atarsınız. Eğer gözlemler ve deneyler bunu doğrularsa teori olur. Evrim hiçbir zaman teori olmadı. Darwin'in kendisi zaten ara geçiş formları yok diyor.
Yani adam diyor ki, bu diyor bir iddia diyor, bunun delili yok diyor. Dolayısıyla evrim hiçbir zaman teori olmadı ve bilimsel değil. Darwinizm bir pagan dini, yani tesadüf ilan edilmiş olan bir pagan dini. Mesela oradaki doktor arkadaşımız diyor ki bilim evrime dayalı olarak. Hayır efendim, öyle değil. Evrim bilime çok vakit kaybettirdi. Bilim adamları Darwinizm ispatlayacaklar diye laboratuvarlarda yıllarca milyarlarca dolar son derece önemli vakitler kaybettiler. Yani bu çok açık. Yani çocukların bile anlayacağı kadar açık. Tesadüfen hiçbir şey olmaz. Bu kadar basit. Yani bunun delillerine bakıyoruz. Yok. Proteinler tesadüfen oluşabilir mi? Oluşamaz. Big Bang'le madde, zaman, mekan yoktan var olmuş. Allah'ın yarattığı çok açık. Yani Darwinizm bir pagan dini, bilimsellikle hiçbir alakası yok. Çünkü bilim adamı şudur. Doğaya bakar, doğayı inceler ve bir sonuçlar çıkarır. Eğer bu sonuçlar doğanın yaratıldığını gösteriyorsa bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Yani bilim adamının görevi materyalist felsefeleri 19. yüzyılın dogmalarını savunmak değildir. Bilim adamı verilere göre bakar ki bakıyoruz. Canlılardaki kompleksik, akıl, mantık, istatistik hesapları hepsi bize canlılığın Allah tarafından türlerin teker teker yaratıldığını ispatlıyor. Aralarında hiçbir geçiş yok. Allah evrimde yaratabilir miydi? Elbette. Fakat Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla biz yani bunu hem Kur'an'dan biliyoruz hem bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Allah mesela Kur'an'da çeşitli yaratılışlar var. Hazreti Musa'nın asası birdenbire yılana dönüşüyor. Cansız bir madde canlıya dönüşüyor. Hazreti İsa çamurla üfürüyor. Bunun içerisinden kuş meydana getiriyor Allah. Allah'ın evrimle yaratmaya ihtiyacı yoktur. Melekler ve cinler var. Allah'ın oğlu demesiyle birdenbire evrimle mi yaratılıyor? Tabii ki değil. Melekler ve cinler Allah'ın oğlu demesiyle yaratılıyor. Dolayısıyla Darwinizm bir pagan dinidir ve bilimsellikle hiçbir alakası yoktur. Evet. Şimdi Adnan Oktar'a buradaki bütün soruların hepsini sordum. Size çok açıklık, yüreklilikle söylediniz. Şimdi önümüzde 10 dakika bir süre var. Ben burada sizin kendi söylemek istediklerinizi duymak istiyorum. Buradaki mailleri size hemen hemen hepsini aktardım. Ne demek istiyor? Gerçekten ben çok sıkıştırdım sizi. Sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım, terlettim. Bütün soruları sordum. Şimdi siz ne demek istiyorsunuz? Yani şunu söyleyin, deyin ki beni yanlış yargılıyorlar, beni suçluyorlar. Ben bu insanlara hiçbir şey yapmadım veya yaptım. Yani ne demek istiyorsunuz? Ne mesaj vermek istiyorsunuz? Benim yaratılışımda şefkat vardır, merhamet vardır, akılcılık vardır. Ben makulü ararım her zaman, en doğruyu ve en güzeli ararım. Ve eleştiriye de açığım ben, anormal bir şey olduğunda kendi kendime eleştiririm ben. Yani başka bir insan da makul bir eleştiri getirdiğinde onu kabul ederim. Yani körü körüne ben yanlış bir çizgide gidecek tinette değilim. Ama genel olarak anlattım. Yani ailelerin konusunu izah ettim. Yani eğer baskı, şiddet uygulamasalar, şefkat gösterirlerse hiçbir insan sevgi gördüğü, şefkat gördüğü yeri bırakmak istemez. Ama gayri ahlaki bir ortam varsa, yani örnek olarak veriyorum, yahut enses baskı varsa, anormal eğilimler varsa, yahut çocukları PKK'lı olmaya zorluyorlarsa, yahut dinsizliğe zorluyorlarsa, veyahut gayri ahlaki herhangi bir şey zorluyorsa, çocuk oradan kaçar ve kaçmak durumundadır. Yani bu onun hakkıdır. Yani onların suçuna çocuk ortak olamaz. Anne baba hata yapmaz diye bir şey yok. Daha önce de söyledim. Cezaevleri bir çok anne babayla doludur. On binlerce anne babayla doludur. Bu konuda dürüst davranacaklar. Şefkatin, sevginin olduğu her yerde insanlar mutlu yaşamak isterler. Ben anneler babaları canım gibi severim. Ne kadar güzeldir bir annenin çocuğuna sarılması, bir babanın çocuğuna sarılması. Peki niye sizi bu konuda suçluyorlar sürekli? Yani çocuklarımızı bizden aldı suçlaması. Zulüm olmaması önemlidir. Bakın zulüm ve baskı olmaması, yani şiddet olmaması önemlidir. Yani dövülmüyorsa, sövülmüyorsa, hakarete uğramıyorsa, yani deli mi bir insanın için annesini babasıyla görüşmesin? Ne kadar güzel bir ortam. Yani kim görüşmek istemez? Benim arkadaşlarımın büyük bölümü annesi babasıyla görüşüyorlar. Sevgiyle bağlılar. Değil mi? Tabii. Gayet şeyler, internete girenler de bunu görürler. Psikolojik savaşla ilgili bir site var. Benim Harun Yahya Ork sitemde. Orada görebilirler. Orada bu konular çok detaylı anlatılıyor. Ahir zaman Mehdi konusunu öğrenmek isteyenler yine Harun Yahya Ork'ta bu konuda çok kapsamlı açıklamalar var. Edip Yüksel'in sitesini kapattırdınız mı mahkeme kararıyla? Orada da tabii çok galis hakaretler vardı. Yani hem devlete, askere, polise hatırladığım kadarıyla çok galis hakaretler vardı. Size Atatürk'e, var mıydı? Efendim Atatürk'e evet çok galis hakaretler. Tabii bana da yani ağza alınmayacak hakaretler vardı. Müracaat ettik. Şu anda da herhalde bir yakalama emri var hakkında. Evet. Eğer Türkiye gelirse yakalanacak. Evet 9 dakika kaldı. 2 tane ana soru var. Bir, diyorlar ki Cübbeli Ahmet Hoca cenneti çok güzel tasvir etti. Adnan Oktar da cenneti bize nasıl tasvir ettiğini söylesin. Cennet güzel olan her şeyin olduğu bir yerdir. Yani mutluluğun, sevincin hakim olduğu bir yerdir. Ama biz orada asıl Allah rızasından dolayı, Allah aşkından dolayı mutlu olacağız. Yani istediğimiz her şey vardır cennette. Köşkler,
pırlanta, zümrüt gibi maddeler kullanılarak yapılacaktır. Mesela kuşlar konuşur. Gel buraya dersin gelir, git dersin gider. Köşkler içerisinde yine ayrı ayrı muhteşem odalar vardır. Çok güzel insanlar vardır. Sevinç yurdudur. Yiyecekler, madde, her şey orada akıllıdır. Mesela meyve ağacına gel dersen, elini uzatsan gelir. Ağaç sarkar sana doğru. Koparırsın, yediğin anda yeniden dalda yeniden oluşur. Evet. Bir de Atatürk'ü nasıl algıladığınızı tarif ederseniz. Atatürk sizin için ne ifade eder? Atatürk bizim aslanımız, canımız, Türkiye'yi kurtaran, bizlere böyle güzel bir yurt armağan eden ve modern, aklı başında, bağnazlıktan uzak yaşamalıyan, Allah sevgisiyle dolu bir insandır. Biliyorsunuz Buhari tercümesini yaptırmıştır, Elmalı tefsirini yaptırmıştır. Bakın diyor ki, biz ne Bolşevikiz, ne komünist, ne biri ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver, milliyetçi ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Mustafa Kemal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teşekkür konuşmasını şu şekilde bitiriyor. Ancak böylelikle ve Allah'ın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapabileceğimi umarım. Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Büyük bir inkılap yaratan Hazreti Muhammed'e karşı beslenen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir. Yani, peki, sizi Dawking ile düelloya çıkmaya davet ediyorlar. Ne diyorsunuz? Nasıl? Kapattığınız internet sitesinin sahibiyle burada düelloya çıkar mısınız diyorlar. O şiddetle kaçınıyor tartışmaktan. Hemen yenilir çünkü. Öyle mi? Siz çıkar mısınız? Biz ayarlarsak. Yani iftiharla tabii. Çok çok isterim. O zaman İngilizce simültane bir tercümeyle. Peki o zaman ben son soruyla burada bitirmek istiyorum artık. Bütün soruları hemen sordum. Şimdi buradan gelen maillerde sizi çok sevenler var. Evet. İyi ki çıkardınız Adnan Hoca'yı, Adnan Oktar'ı. İşte biz de özlemiştik diyenler var. Bir iyi ki çıkardınız diyemiyoruz. Allah belanızı versin Yiğit Bey diyenler var. Bir Adnan Hoca bizim çocuğumuzu aldı, bizi yok etti, mahvetti diyenler var. Şimdi siz bu tip İthamlardan üzülmüyor musunuz? Yani bir şey yapmak istemiyor musunuz bu insanları da kazanmak için? Bakın her zaman gelen istiyorum. Sevdiren Allah sevdirir. Mesela Resulullah yolda bir kıssa anlatayım siz oradan anlayın. Resulullah yolda Hazreti Ebu Bekir'le beraber giderken, hatırladığım kadarıyla yanlış değilse o mübarekle beraber gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda Ebu Cehil karşılaşıyor diyor. Ne kadar çirkinsin ya Ebu Kasım diyor. Yani kendi ismiyle de hitap etmek istemiyor. O mübarekle beraber gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda Ebu Cehil karşılaşıyor diyor. Ne kadar çirkinsin ya Ebu Kasım diyor. Yani kendi ismiyle de hitap etmek istemiyor. Biraz daha ilerleyince de Hazreti Ebu Bekir ile karşılaşıyor. Evet, yanında sahabeler var. Ya Resulallah ne kadar güzelsin diyor. Her ikisi de doğru söyledi diyor. Çünkü ikisine de doğru söyledin diyor. Ona da doğru söyledin diyor yolda gelirken. Ona da doğru söyledin diyor. Ben bir aynayım diyor. Bana bakan kendini görür diyor. Yani sevgi gözüyle bakarsak çok güzel görürüz her şeyi. Sevgi gözüyle bakalım. Birbirimizi sevelim millet olarak. Bu düşmanlıklar kalksın. Sağcı, solcu da yani hepsi bizim kardeşimizdi. Bizim masonlarımıza ben şefkat duyuyorum. Yani ben nefret etmiyorum. Ama yani, onlar size şefkat duyuyor mu size göre? Hiç önemli değil. Ben karşılıksız severim. Yani saygı Allah için severim. Ve onlara karşı ben bir nefretim yok. Yani sola karşı da benim. Mesela Deniz Gezmiş'e her zaman acımışımdır ben. Yusuf Aslan'a, Mahir Çayan'a acımışımdır. Ben hiçbir zaman için oh olsun demedim ben. Yani tutuklanan bir insan için gördüğümde yani benim içim böyle cız eder benim. Çok rahatsız olurum. Onun için böyle birbirimize sevgiyle bakalım. Dışarıda bakarken herkes birbirine selam verebilsin. Bu vatan hepimizin. Biz inşallah büyük Türk İslam Birliği'ni kuracağız. Büyük bir devlet olacağız. Büyük lider devlet olacağız. Bakın Türkistan'da, Doğu Türkistan'da kardeşlerimin çektiği azabı görüyorsunuz. Türk İslam Birliği'nin oluşmamasından oluyor bu. Türk İslam Birliği'nin oluşmamasında bizler vesile olursak biz sorumlu oluruz. Bir an önce bunu yapmamız lazım. O zaman Irak da kurtulacak, Afganistan da kurtulacak. Koyun boğazlarını gibi Türk Müslümanlar şehit ediliyor. Türk kardeşlerim 35 milyon Doğu Türkistanlı şehit edilmiştir bu vakte kadar. 35 milyon. Yani bu çok büyük bir soykırımdır. Evet. Yani Çin'in bu uygulamasının durması için de el birliği yapalım milletçe. Türkistan Birliği'ni oluşturalım. Türkiye lider olsun. Layık üniter yapımızı koruyalım.
çok muhteşem, böyle modern, güzel bir Türkiye oluşturalım ve sevgi dolu güzel yaşayalım. Peki mesela burada diyorlar ki yine Adnan Otlar'a mı kaldı Türkistan Birliği? Ya bunlardan üzülmüyor musunuz gerçekten? Yani niye böyle diyor insanlar? O güzel kardeşimiz demek istediği şu. Beni Allah size putlaştırıyor. Yani bende bir güç var zannediyor. Halbuki ben değilim. Allah yapacak. Kul ne yapabilir? Kul aciz, Allah'ın emrinde olan gölge bir varlık. Yani benim böyle bir gücüm olamaz zaten. Hiç kimsenin böyle bir gücü olmaz. Biz sadece dua edeceğiz. Allah'a teslim olacağız. Allah yapacak. Yani sonuçta burada ne yazılırsa yazılsın diyorsunuz. Hakkımda ne düşünürse düşünürsün. Ben fikrimi söylerim. Evet. Gerisine de karışmam. Ama o sevap kazandır. Yani bir insan ne kadar üstünden gelinirse, ne kadar ona hakaret edilirse, ne kadar acı çekerse o kadar çok sevap kazanır. Bütün peygamberler, sahabiler, Allah yolunda mücadele eden hep çile çekmişlerdir. Hep acı çekmişlerdir. Onunla pişmişlerdir. Bütün aşıkların ruhunu besleyen budur. Acı çekmeyen insan güzelliği, sevgiyi bilemez. Evet. Çok teşekkür ediyorum. 5 saatlik bir maratonun sonunda son 2 saatte siz de bize katıldınız. Evet. Her şeyi çok açık seçik konuştuk. Açık seçik sorduk. Sizin geçmişte üzerinde konuşulan ama üzerinde kesin olarak bu kadar açık konuşulmayan hastanede yattığınızı, raporu konuştuk. Evet. Her şeyi siz de açık seçik anlattınız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tabii kim ikna oldu, kim ikna olmadı onu ben seyircinin takdirine bırakıyorum. Sonuçta ama ben sordum soruların hepsine cevap aldım. Doğru, evet. Sizin de isterseniz 5 saatlik dostluğumuzun sonunda birer cümlenizi alayım ve programı kapatalım. Aslında bu çok müjde dolu bir program oldu inşallah. Ayrı zamanda Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın huzuri döneminde yaşıyoruz. Darwinizm, materyalizm gibi bazı felsefelerin yerle bir olacağı, güzel ahlakın geleceği, altın çağı gibi çok bolluğun, bereketin, sevgi, kardeşliğin, adaletin yaşanacağı bir dönem. İnşallah bu program da onun vesilesi olmuştur. Önümüzdeki yıllarda belki bizim şu anda çocuk olanlar geriye dönüp baktıklarında toplum nasıl da kandırılmış, nasıl bir safsataya inandırılmış diye kendi aralarında şakalaşacaklar belki de evrim teorisi hakkında. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar ben programa katıldığınız için. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, 5 saat boyunca her şeyi tartıştık. Telefon konuklarımız oldu. Adnan Oktar'a sordunuz. Her soruyu sordum. Elimden geldiği sürece, vakit yettiği sürece en açık şekilde kendisi de en açık şekilde anlattı. Takdir sizin. Aynen bu kitapların masanın üzerinde durması gibi biz her şeyi masanın üzerine koyduk. Analizi bu tarafa koyduk. Sentezi bu tarafa koyduk. Bilimsel tartışmayı yaptık. Evrimi burada 2 saat boyunca tartıştık. Telefon konuklarımız oldu. Bilim adamları katıldı. Mirek Kınıkkanat katıldı. Kendisi bana sistem etse de yine de tartışmaya katıldı. Evreni nasıl gördüğünü, evrimi nasıl gördüğünü o da karşı görüş olarak bize anlattı, aktardı. Biz her şeyi masaya koyduk ve 5 saatlik maratonun sonuna geldik. Evet, sansürsüz özel 9'da 11 arasında ve sansürsüz final 11'den şu an itibariyle saat 1.52 2'ye kadar devam etti. Habertürk ekranlarında Türkiye'nin en cesur tartışma programı, en cesur tartışma platformu Sansürsüz'den bu gecelik bu kadar. Pazartesi akşamı Sansürsüz'de Türkiye-Rusya yakınlaşması, Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini partilerin, siyasi partilerin grup başkan vekilleri gelecek ve sizin önünüzde tartışacak. Pazartesi akşamı Sansürsüz'de görüşmek üzere. Mutlu bir hafta sonu diliyorum.